Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Hepinize iyi haftalar, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Süper Lig'de ve 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tabii alt liglerde de birbirinden heyecanlı maçlar oluyor. Süper Lig'de bugün birden fazla kapanış maçıyla haftayı kapatıyoruz ve arkasından da çeyrek finalde kupa heyecanı yaşanacak Türkiye Kupası'nda, ülke futbolunda. Değerli dinleyiciler, Sayın Hüseyin Eroğlu programımızın ilk konuğu olacak ve özel bir röportajla başlayacağız. Biliyorsunuz Bandırma Spor'la çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Geride bıraktığımız hafta sonunda Giresun Spor'u tam 6 golle geçmeyi başardı Bandırma Spor. Birazdan özel röportaj bölümümüze geçiyoruz ve Bandırma Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu bizimle birlikte olacak. Özgür Sancar, özel röportaj. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgür Sancar, merhabalar, iyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. İyiyiz. Çalışmaya devam ediyoruz tabii ki. Her şey güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel hocam. Tebrik ederim galibiyetten dolayı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim için de önemli bir skordu tabii ki. Kazanmamız gereken bir maçta. Öyle bakıyoruz. Doğru. Çünkü haftalar ilerliyor. Zaman kısa. Aslında oyun anlamında doğruları yapıyoruz. Skora yansıtmamız gerekiyordu. Bu da bu maçta iyi bir şekilde gerçekleşti. Ama amacımız tabii ki bunu diğer maçlara da yansıtmak ve gelişerek devam etmek, iyi skorlar almak tabii ki. Hocam yanılıyorsam siz düzeltin. Pozisyon bulmakta çok zorluk çekmiyor takımınız Bandırma Spor, ama bulduğu oranda gole dönüştürebiliyor mu pozisyonları? Bu konuda bir problem vardı bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi ilk iki maçta aslında üretkenlik anlamında bu maça göre daha azdık, ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Belki değerlendirseydik şu an 3 maçta tabii ki 9 puanımız olabilirdi, ama bizim için önemli olan bahane üretmek değil, çok çalışmak, çok tekrar etmek ve bundan sonraki süreçte futbolu şöyle düşünüyorum ben. Oyuncuyu geliştirmen gerekiyor, oyunu geliştirmen gerekiyor. Bunun için doğru çalışman gerekiyor ki bu belli bir noktadan sonra zaten takımın da seninle birlikte performansı artıyor ve skorlara yansımaya başlıyor. Daha önceki yıllarda da sürekli oyun oyuncuyu geliştirdikten sonra belki ilk haftalar skor alamıyorsun. Karşında bir rakip oluyor. Belki gol atamıyorsun, ama doğru çalıştığın için, planlı programlı çalıştığın için ondan sonra zaten istikrar yakalıyorsun ve hem oyunun gücü artıyor, hem de skor da gelmeye başlıyor. Amacımız tabii ki geride kalan maçlarda bunları tekrarlamak ve sezon sonunda süper ligde olmak. Sayın Hüseyin Eroğlu bizimle birlikte. Takımı Bandırma Spor Giresun Spor'u son lig maçında 6-0 mağlup etti. Hocam tabii 6 gollü galibiyet Giresun Spor karşısında puan ve averaj açısından Bandırma Spor'u düzeltmekle birlikte, yani istediği noktaya yaklaştırmakla birlikte moral motivasyon açısından da çok önemli oldu değil mi? Yani özgüven vesilesi böyle bir galibiyet. Şimdi doğru oyun, güçlü oyun evet çok önemli, ama bunu skorla desteklemek gerekiyor. Bu tip maçlar aslında baktığınızda belki kolay gibi görünüyor rakibinin durumundan dolayı, ama bazı bu tip maçlar çok zor geçebiliyor ki biz bunu oyuncularımızla konuştuğumuzda anlattık. Genç, koşan, mücadele eden bir takım var. Önce bunun direnci kırılması gerekiyor ve aynı seviyede daha fazla koşup organizasyon çalıştığın taktiksel anlayışı yansıtman gerekiyor ki bu maçta fazlasıyla bunu yaptık ve goller bulduk ki birçok pozisyona girdik. Yaklaşık aslında topla buluşmamız 50'ye yakındı. Bu önemli bir bence yüksek bir istatistik. Ama tabii oyun rakibimizin belli bir noktadan sonra direncinin artması bazen oyunların zor kazanılmasına neden oluyor. Bunu engellemek için maçın ilk dakikasından itibaren kazanmak ve moral yakalamak için bizim için önemli maçtı ve bunu böyle geçtiğimiz için mutluyum. Oyuncularımız da tabii çalıştıklarımızın sahada uygulanması ve bunun fark edilmesi, şimdi yapacağımız analizlerle de zaten oyuncularımız hem antrenman hem maçta uygulanmaktan sonra da gelişim böyle gerçekleşiyor. Tabii bu maç geride kaldı. Hemen cuma günü oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladık ki hedefimiz Süper Lig'de bunu gelişerek her maça yansıtmamız gerekiyor. Tabii rakiplerimizin gücünün farkındayız. Güçlü kadrolara karşı oynayacağız. Hı-hı. Ama biz de çok güçlü bir takım oyunuyla başarılı olmak zorundayız. Bunu da çok çalışarak oyuncularımızla birlikte bu sene ortaya koymak istiyoruz. Hı hı. Hocam hafta içi oynanacak maçla ilgili var mı bir mesajınız taraftarınıza?
Deplasmandayız tabii ki. Taraftarımız zaten İstad'da da bizi desteklemeye geliyorlar. Sadece bu maç için değil, her maçta desteklesinler ki bu maç, geçtiğimiz maçta gerçekten iç saha maçında bizi çok önemli destek ortaya koydular ve onların da istediği bir takım vardı sahada. Taraftarı bizimle birlikte olmasını sağlayacak en önemli etkenlerden biri taraftarın inandığı, görmek istediği takımı sahada görmesi. Belki skor gelemiyor ama o oyunu gördükten sonra taraftarın inancı, desteği daha da artabiliyor. Bunu ben bu maçta gösterdiğimizi düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte taraftarımız zaten çoğalarak desteklerini bize arttıracaklardır ki her zaman şunu söylüyorum, bir hedefe Süper Lig'e çıkmak istiyorsak başkan, yönetim kurulu, futbolcular, teknik ekiple birlikte en önemli etkenlerden biri taraftardır. O birlikte olduğun zaman başarılı oluyorsun. Biz de bunu yakaladığımızda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Hocam, önümüzdeki hafta Galatasaray'ın konuğu olacaksınız. Zira Türkiye Kupası'nda bir önceki turda takımınız deplasmanda İstanbul'da Kasımpaşa'yı elemişti. Galatasaray karşısında hedefiniz nedir? Şimdi tabii ki ilk hedefimiz bizim sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Hmm. Ama bununla beraber tabii kupada da hedefimiz de zaten Kasımpaşa'yı eledikten sonra bizim için bir üst tura çıkmak Bandırma Spor için önemliydi. Şu an tabii Galatasaray'la oynayacağımız salı günü maç var. Onlar da ligin Fenerbahçe'yle birlikte şu an en formda, kadro anlamında en güçlü takımları biliyor. Fenerbahçe mi daha önde kadro anlamında, Galatasaray mı sizce? Şu an ikisi de iyi gidiyor. Baktığınızda sonuçta ikisi de güçlü. Şu an Türkiye Ligi'nin ikisi de güçlü takımlarından biri. Şu an performans anlamında da, sağ puan anlamında da, istatistik anlamında da iyi durumda ikisi de. Biz tabii rakibinin gücünü biliyoruz ama biz de futbolun doğrularını yapıp Galatasaray'a karşı oynamayı planlıyoruz ki. Ama tabii zor olacağını biliyoruz. Rakibinin gücünü biliyoruz. Bunun farkındayız ama biz de sahada çıkıp kendi futbolumuzu oynayıp oradan geçebilirsek tabii ki bizim için turu geçmek çok büyük bir değer olur bu Bandırma Spor için, ama kolay değil, zor. Ama öncelikle hedefimiz şu an dün akşam oynayacağımız Sakarya Spor maçından 3 puanlar. Evet. Hocam, yüzde olarak düşünürsek kupada Galatasaray karşısında turu geçme şansınız bir yüzde verebilir misiniz, yoksa çok mantıklı görmüyor musunuz bu tür bir değer? Ya ben yüzde veremem şu an, nasıl vereyim ya, futbol bir şey veremem yani. Sonuçta biz çıkacağız, futbolumuzu yapacağız. Sonuçta futbol böyle bir şey, rakibin gücünü zaten biliyoruz, biz çıkacağız, futbolumuz oynayacağız. İki öğrenciniz Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü bu kez Leicester'dan sonra Fenerbahçe'de buluştu. Altınordu'da sizin öğrencileriniz. Çağlar Cengiz dün iki tane gol attı hocam. Oyun performansı açısından da iyi gözüküyor. Ne dersiniz, Fenerbahçe'de daha çok oyun karakterine uygun bir oyun organizasyonu, taktik planlama mı görüyor Cengiz? Marsilya öncesindeki işte İngiltere ve İtalya tecrübelerine göre daha avantajlı bir sezon yaşıyor mu sizce? Cengiz Ünder şimdi Fenerbahçe için ilk başta tabii geldiğinde herkes için belki isim olarak Cengiz Ünder'di. Performans bekliyorlardı. Sakatlıktan dolayı Cengiz'deki o performans artışı biraz daha gecikti. Şu an yaptıkları benim için normal. Cengiz zaten böyle bir oyuncu. Ben şu anlamda düşünüyorum. Çağlar'la beraber yine buluştular. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum iki oyuncumuzun da. Ben de gurur duyuyorum zaten. Ama asıl önemli olan iki oyuncumuzun da bizim Avrupa Şampiyonası'nda en önemli oyuncumuz olacak bu iki oyuncu. Bunun için de seviniyorum. Bu performansı yakaladıktan sonra Çağlar'ın da tabii ki oynamadığı bir süreç vardı. Oynamaya başladıktan sonra bu en büyük avantajı bizim için milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda olacak. Ve potansiyeli çok yüksek oyuncularımız. Bizi Avrupa'da çok iyi temsil ediyorlar. Bence bizim için de mutluluk veren bu diye söyleyebilirim. İkisine de başarılar dedim. Ben tabii gurur duyuyorum. Bu iki oyuncumuza formayı ilk veren teknik direktör olarak gençlik zamanında onlara değer katarak şu an gördükten sonra tabii çok geliştiler. Ben de mutlu oluyorum. Futbol hayatlarının en güzel yaşlarındalar şu an. Ve en verimli yaşlarındalar. Yani çok keyifli, ikisini de izliyorum. Hocam, Cengiz'den kaç gol bekliyorsunuz? Skora katkısı şu anda çok iyi ve devamı gelecektir eminim. Siz bir öngörüde bulunabilir misiniz Cengiz'le ilgili olarak? Cengiz skor gücü yüksek bir oyuncu. Sadece gol atmak değil, asiste yapan bir oyuncumuz. Yani o tabii şu an baktığımızda geçen maç attığı goller. Bundan sonraki süreçte yani rakam olarak veremem ama çok potansiyeli bu anlamda
yetti. 16 yaşında oynadığında da potansiyeli yüksekti. İlk oynadığı maçta gol attı mesela. Bir sonraki maçta asist yaptı. Yani o Cengiz için bence yeter ki dağda olsun. Performansı zaten hep spora yöneliktir. Bundan sonra da zaten gol atmaya devam edecek diye söyleyebilirim. Sayın Hüseyin Eroğlu hem Cengiz'in hem de Çağlar'ın yetişmesinde onlara ilk forma veren ve onlara en çok destekleyen teknik direktör olarak biliyorsunuz çok büyük bir paya sahip bizimle birlikte. Hocam Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'de 3 tane stoper oynuyordu ama forma rekabetinde bir türlü 11 oyuncusu olmayı başaramadı. Bunu nasıl açıklamak lazım? Bu tabii... Yani şöyle çok özür dilerim. Yani 3 tane stoper bloğuyla oynatan Simeone'nin kadrosuna girmek çok daha kolay. Yani 2 tane stoperle oynayan takıma girmekten çok daha kolay 3 tane stoper ama buna rağmen... Şöyle Çağlar Söyüncü ilk Premier Lig'e Leicester City'ye de gittiğinde oynayamamıştı. Bir senesi öyle geçmişti. İkinci senede Çağlar kendini adaptasyonu geçtikten sonra sağ performansı Premier Lig'deki altın karmaya girmişti. Yani kolay bir Atletico Madrid'in özellikle Simeone'nin antrenman ve oyun felsefesi bir anda bir oyuncunun girip oralarda hemen forma şansı bulması hemen oynaması hiç kolay değil. Uyum sorunu var, süreci var. Ben Çağlar'ın tabii ki bizim için o da aynı doğru düşündüğünü düşünüyorum ben de. Oynaması gerekiyor ki amili takımda da performansı yükselsin. Ben öyle düşünüyordum. Belki süreçte bekleseydi yine fırsat bulacak ama Çağlar Söyüncü pes etmez, asla pes etmez. Oradaki hocayla beraber baktığınızda o formayı alır da oynar. Ama süreç kısa olduğu için bence oynaması gereken bir transfer yapması gerekiyordu. Bunu da yaptı. Bir oyuncunun transferinden sonra herkes bir an önce oyuncundan en yüksek performans bekler ama bazen bu oyuncularda bu biraz geçebiliyor. Çağlar da böyle bir oyuncu ama yakın gelecekte zaten oynadığında göreceksiniz. O performansı hem oynayan hem de takıma katkı sağlayan Avrupa'daki o güçlü takımlarda olacaktır zaten Çağlar. Konuştunuz hocam Çağlar Söyüncü ile transferi sırasında ya da... Çağlar şu an tabii ki transferden sonra konuşmadık. Yakında konuşuruz zaten. Ya çünkü çok yoğun şu ara. Biz de işimiz gereği yoğunuz. Ama ona kalplerimiz bir olduğu için hiç problem yok. Yani. Peki hocam son sorum. Çağlar Söyüncü burada da yani Fenerbahçe'de zor rekabet forma rekabeti içerisine girecek. Çünkü çok fazla stoper var. İşte Bonucci, Serdar Aziz, Ciku, Bekao, Osterwold oynuyor. Ne dersiniz? Direkt oynayacak mı? Maksimum ölçüde maç oynar mı? Şu an yani Çağlar tabii ki çok önemli bir transfer. Bence o rekabette başarı getirir, iyi oran oynayacaktır. Ama belli bir noktadan sonra Çağlar'ın ben şahsi fikrim tabii ki saygı diyorum İsmail Kartal'ın kararını verecektir. Ama oynayacağını düşünüyorum. İlk başlarda belki şu an takım zaten iyi gidiyor ama süreçte belli bir noktadan sonra zorlu maçlar var, çok sık maçlar oynanıyor. Her oyuncuya ihtiyaç var. Orada da forma rekabeti başarı getirir diye söyleyebilirim ve kısa bir süre o formayı aldıktan sonra iyi bir performans ortaya koyacağına eminim. Hocam var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Çok teşekkür ederim. Birazdan toplantıya gireceğim. Kusura bakmayın bağlandığım için. Yani en azından güzel, keyifli bir sohbet oldu. Size iyi yayınlar Özgür. Başarılar dilerim hocam Sakaryaspor maçında. Sonrasında Galatasaray maçında yine başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Kolay gelsin. İyi günler. Bandırma Spor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu özel röportaj bölümümüzde konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Hakem kararlarına yönelik tepkiler vardı. Birazdan teknik direktörü dinleyeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Feyyaz Uçar'ın, yine futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın tepkileri vardı. Fernando Santos hakem kararlarıyla ilgili bir parantez açtı basın toplantısında. Beşiktaş'ta size söyleyebileceğim şey kadronun yetersiz olduğu. Bunu ben söylemiyorum. Bizzat futbol takımlarından sorumlu genel koordinatör Samet Aybaba da söylüyor. Biz telkinlerle bu takımı yürütmeye çalışıyoruz. Reaksiyon verebilecek, maçı değiştirebilecek, oyuna ağırlığını koyabilecek oyuncu sorunumuz var. Çok ciddi bir sorun. Bu kadroyla elbette ki şu sırada, şu anda bulunduğumuz sıralama aslında bir şans. Çünkü Adana Demirspor ve Trabzonspor puan kaybediyor. Onlar da puan kaybetmese eğer çok daha gerilerde olabilirdik. Bu takımı bir şekilde düzeltmek için transfere ihtiyacımız var diyor. Elbette ki Sayın Başkan beklediğinden çok daha kötü bir
tabloyla karşı karşıya kaldı ve bence Sayın Hasan Arat'ın da gardı düştü bu tablo karşısında. Çünkü bu kadarını beklemiyordu. Çok ciddi finansal sorunlar var. Kulübün gelirleri tembik altında, biliyorsunuz. Bir önceki yönetim Başkan Ahmet Nurçebi zamanında kulübe para sağlayabilmek için, kredi için yöneticilerin kişisel kefaletini sunmuştu bankalara. Çünkü kulübün gelirleri tembik altında olduğu için Beşiktaş kulüp olarak bankalardan kredi çekemiyordu. Dolayısıyla Tüpraş'tan gelen paranın bir bölümü, yani 7,5 milyon euro toplamda, düzelterek söylüyorum, 7,5 milyon dolarlık taksitler toplamda 25 milyon dolar, 7,5 ve 8'er 8 milyon dolar şeklinde taksitlendirilmişti. Bu paranın bir kısmıyla yöneticiler bankalara verdikleri kefaletlerin ödemek zorunda kaldılar vesaire. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şiddetle paraya, transferleri gerçekleştirmek için paraya ihtiyacı var ve Feyyaz Uçar da geçtiğimiz cuma işaret ederek iki transferi açıklayacağız, kimse merak etmesin demişti, ama bunun için dediğim gibi bir takım kaynaklara, öz kaynağa ihtiyaç var, paraya ihtiyaç var. Ama Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Bir Portekizli oyuncu stoper, Domingos Duarte, Hetafe'de oynuyor İspanya'da. Yine Barcelona'da, İspanya'da oynayan bir başka oyuncu Romeo, o da defansif orta saha olarak oynuyor. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki en güncel iki alternatif. Bakalım gelişmeler bizi neyi gösterecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın bu transferleri finanse etmesi için paraya ihtiyacı var, altını çizerek söylüyorum. Bu da belki Semih Kılıçsoy'un bu dönem içerisinde bir başka takıma, bir Avrupa takımına satılmasıyla mümkün olabilir. Böyle bir çıkış yolu var Beşiktaş'ın önünde. Camianın önünde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Erol abi, hoş geldiniz, merhaba. Özgürcüğüm, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir yolculuk öncesindesiniz. İyi yolculuklar, evet, dilerim şimdiden. Çok teşekkür ederim. Uçağım ertelendi, onun için biraz baktım var. Ha, o zaman rahat. Peki, tamam. Rahat. Ben de onun için telaş etmiştim. O zaman rahatız. Ne diyeceksiniz? Söz sizde. Hem dünkü maç hem de Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum. Şimdi evvela dünkü maçla ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Tabii Beşiktaş'a hakikaten hakem hataları artık insanların sabrını taşırdı. Bir kere bu konuyu da irdelememiz lazım. Biz Beşiktaş kendi içinde büyük kavgalar yaptığı için maalesef biz bu açıdan da bakmayı unuttuk. Yani dünkü o bir penaltının iptal edilmesi bir VAR faciasıdır. Yani bir skandaldır aslında. Yani kurallara da aykırı bir biçimde hallolmuştur bu iş. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar? Artık bunun altında başka şeyler aramak mecburiyetindeyiz. Beşiktaş olarak bunları konuşmamız, dile getirmemiz ve özellikle de başkan düzeyinde bu işin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Diyeceksin, bu maçta galip gelseydik her şey gülük gülüstünmak mı olacaktı? Hayır, tabii ki değil, ama bu kimseyi ilgilendirmiyor. Önemli olan Beşiktaş'ın haklarının korunmasıdır. Bu hakları korumak için de ne gerekiyorsa yapılmasını rica ediyorum ben. Çünkü çok sessiz kalmak artık sessiz kalmak hakkımızı korumamak anlamına gelmemesi lazım. Feyyaz Uçar kardeşime de kutluyorum. Çok doğru bir açıklama yaptı. Gayet güzel anlattı süreci. Bundan önce de penaltımız verilmedi biliyorsun, bir maçı öncesinde de. Ama bunları tabii bir mazeret olarak sunmak değil derdim. Gerçekten bunlar olan şeyler. Bunları da konuşmamız mutlaka lazım. Bu işin bir tarafı. Şimdi gelelim ikinci tarafına, Beşiktaş'ın durumuna. Hı hı. Şimdi Beşiktaş aslında daha yönetim yeni seçildi. Zamana ve krediye ihtiyacı var. Yani zaman kredisine ihtiyacı var. Bunun tartışacak bir tarafı yok. Bir ayda, bir buçuk ayda her şeyi güllük gülistanlık yapmak hiç kimsenin harcı değil. Bunu bir kere Beşiktaşların bilmesi lazım. Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin avukatı değilim, ama ortada görünen bir şey var. Yeni bir planlama, yeni bir oluşum gerekiyor Beşiktaş'ta. Bu işin önemli bir tarafı. Ama Sayın Arat'ın Beşiktaş'ta niye bu kadar çalkalanma var, onu anlatmak için bu tarafa da söylemem lazım. Sayın Arat'ın daha önceki söylemlerinde, ben 204 ülkeyle şeylerim var, kontaklarım var, İstediğim an istediğim kişi getiririm, yaparım, ederim gibi söylemleri Beşiktaş camiasında tabii çok büyük karşılığını buldu. Ve biliyorsun büyük bir çoğunlukla başkan oldu. Kendisini de tebrik ediyorum, ettim de zaten, ama bu söylemler Beşiktaş'ta şu andaki uygulamalarla ters düşen bir söylemler oldu. Beşiktaşlar aslında rahatsız eden husus mu, yoksa kimse bir buçuk aylık bir yönetimden harikalar bekleyemez. Böyle bir şey beklemek son derece yanlış olur. Zaman vermek mecburiyetindeyiz. Başka bir şey de yok yani. Gidip bu işin kavgasını yaptığımız müddetçe biz Beşiktaşlılar olarak, Beşiktaş olarak kaybedeceğiz. Bunu bilmemiz lazım. Bu bilincin içinde olmamız lazım. İnan ki
Bu şekilde düşünüp hareket etmemiz lazım. Ama Sayın Hasan Arat'ın o söylemleri camiada şu anda çok büyük bir tepkiyle karşılık buluyor. Çünkü o kadar net mesajlar verdi ki biliyorsunuz seçimden önce. Hı hı. 3 Aralık'ta ben seçileceğim. Ertesi günü ben bu işi çözeceğim, halledeceğim dedi. Transferle ilgili olarak mıydı söyledi? Her konuda söyledi. Paramız da var dedi. Her şeyi halledeceğiz dedi. Ben istediğim zaman hemen teknik adamım da hazır benim. Ben herkesle görüştüm dedi. Planımız, programımız, her şeyimiz hazır dedi. Hı hı. Şimdi bu söylemlere bence gerek yoktu. Çok popülist söylemlerdi bunlar. Onun için Beşiktaş'ta şu anda bir çalkalanma var. Kimisi bunu tenkit ediyor. Onu tenkit edeni bu sefer linç ediyorlar. O linç edeni bu sefer başkası linç ediyor falan. Yani sosyal medya o kadar karmakarışık bir durum hala gelmiş ki bunun artık Beşiktaş'ın böyle masaya yumruğu vurup bütün her şeyi çıplaklığıyla anlatması lazım Sayın Başkan'ın ve Sayın Başkan'ın bu anlamda zamana ihtiyacı olduğunu kendisinin vurgulaması lazım. Hakikaten var, ihtiyacı var buna. Biz beklemek mecburiyetindeyiz. Ne olacak yani? B planı nedir Beşiktaş'ın? Başka planımız yok ki. 1,5 yılında seçilmiş bir yönetim var. Biz 1,5 yıl sabırla bekleyeceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Tabii ki saygı duyuyorum taraftarın tepkisine. Normal taraftar tepki gösterir. Ama bu tepki hiçbir zaman Beşiktaş'a zarar verecek ölçülere çıkmamalı. Hakarete varan söylemler olmamalı. Biz birbirimizi yemekten kendimizi müdafaa edecek durumu unutuyoruz. Dışarıya karşı bak hakemlerin hataları onun için söyledim. Hakemler doğruyor bizi. Onunla hiç ilgilenen yok. Herkes birbirini yemekle meşgul. Birbirini linç etmekle meşgul. Etmeyin linç artık yeter. Yani tamam eski yönetim şöyleydi, yeni yönetim böyle, yok Fikret Orman öyleydi, yok öbürü böyleydi. Artık bunları tartışmanın zamanı yeri yurdu değil ki. Şu anda ortada bir çok anormal bir durum var. Bu durumu toparlayabilecek kişilere destek olmaktan başka Beşiktaşlı'nın hiçbir çaresi yok. Bunun altını lütfen çizelim. Sana da teşekkür ediyorum ki bunları söyleme şansını yakaladım. Bu akşam, yarın akşamı televizyonda da zaten programımı söyleyeceğim inşallah. Hı hı. Yani gerçekten Beşiktaşlıların artık biraz sakin olmaya ihtiyacı var. Eğer bir tepki vereceksek bu tepkileri dışarıya karşı döndürmemiz lazım. Bu hakem hataları artık biz o kadar içimizde biz birbirimize kavga etmeye başlamışız ki biz dışarıya karşı bakışımız bile kalmamış. Biz artık bu yönetimin kredisinin, zaman kredisinin olması gerektiğini artık anlamamız lazım. Bunu tartışmamamız lazım. Bakalım, bekleyelim, görelim. Ondan sonra kongre geldiği zaman oturur tekrar. Tabii ki bunları tartışır. Ona göre bir tavır alırız ama şu anda bunları düşünmek bile yanlış. Olağanüstü kongreye gitti çünkü Beşiktaş artık. Başka yapacak bir şey yok. Evet, tamam. Taraftar tepki verdi. Beşiktaş sevenler eski yönetimi istemediler. Olabilir, doğaldır. Çok özür dilerim araya girdim ama dün de genel koordinatör Samet Aybaba bir taraftarla konuşma yaptı. Burada izlediniz mi o görüntüyü? İzledim. Baştan sona izledim. Gayet iyi biliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hiç gerek yok. Gerek yok taraftar, yani dediğim gibi artık bu kadar mağlubiyetler insanı hakikaten canını acıtıyor. 3 haftadır da 3 defa 3 maçtır da gol bile atamamışız. Haklı olarak oralı o soğukta gitmiş taraftar maça cebinden 3 kuruşunu da oraya götürmüş vermiş. Şey yapıyor tabii, takımın bu hale düşmesinden rahatsızlık duyuyor. Ama dediğim gibi hakarete varan bir şey olmaması lazım. Çünkü Samet bizim çok iyi tanıdığımız, hakikaten Beşiktaş'ın çok içinden çok uğraş vermiş bir, hem futbol döneminde hem teknik adam olduğu olarak da Beşiktaş'a hizmet vermiş bir kardeşimiz. Kendisini yanlışlar olabilir, yanlış bir söylemi de olabilir. Hani çıktı ben bu işin patronuyum dedi falan, bilmem, onları rahatsız etti Beşiktaşlıları. Bunlara da gerek yok. Yani popülist söylemleri artık kenara bırakmaları lazım. Ortada bir tane yangın yerine dönmüş Beşiktaş. Bu yangını söndürecek çareler bulmamız gerekirken, yani o kadro dışı bırakmalar meselesinde de ben pek anlamış değilim. Evvela kadro dışı bıraktı. Sonra iki gün sonra tekrar karar değişti falan. Yani böyle bir belirsizlikler var Beşiktaş'ta. Bu belirsizlikler ve bu popülist söylemler Beşiktaşlıları, aklı selim özellikle Beşiktaşlıları çileden çıkartmış durumda. Ama ne yapalım? Evet, doğrudur. Bunlar yanlış söylemlerdir. Gerek yoktu. Yani seçimi kazanmak için bu kadar popülist davranmaya gerek yok belki. Ama oldu, bitti.
büyük bir çoğunlukla Sayın Hasan Arap'la yönetim işin başına geldi. Ama belli ki bir proje, bir plan maalesef yok ortada. Olsaydı bugüne kadar görürdük. Zaten tepkiler ondan doğuyor. Tamam, bu da buna da eyvallah, fakat bundan sonrasına artık bakmamız lazım. Özgürcüm, başka bir çare üretebilen varsa, benim bilmediğim bir şey varsa söylesin, herkes onu konuşalım. Başka bir çare yok. Bekleyeceğiz. Peki, transferle ilgili size sormak istediğim sorular var. Erol abi, eğer müsait olursanız kısa bir aranın ardından tekrar arayabilir miyiz sizi? Tabii. Ne demek? Peki. Buyurun. Bekliyorum. Az sonra tekrar birlikte olacağız Sayın Erol Kaynar'la Beşiktaş bölümümüzde. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş bölümümüzde Sayın Erol Kaynar'la sohbetimiz devam ediyor. Kendisi biliyorsunuz Beşiktaş'ın etkin isimlerinden, önde gelen isimlerinden, eski yönetim kurulu üyesi ve Sayın eski başkan Ahmet Durçebi döneminde de Sayın Başkan'ın danışmanlığını yapmıştı. Tekrar hoş geldiniz Erol abi. Özgür'cüm, teşekkür ederim. Erol abi, bu dönem içerisinde transferde Beşiktaş'a yapılabileceklerle ilgili fikriniz nedir ya da bilginiz? Nasıl, anlayamadım, özür dilerim. Yani sorun. Beşiktaş'ın yapabileceği transferlerle ilgili size gelen bir bilgi var mı? Vallahi senin demin anlattığın gibi iki transferin bu hafta içinde biteceğini öngörüyorlar. Biteceğini düşünüyorum, ama dediğin gibi tabii ki ekonomik açıdan da bir sıkıntılar var. Semih'in satılışı söz konusu, ona biraz gayret gösteriyorlar. Oradan gelecek paraya ihtiyaç var açıkçası. Dediğim gibi yani maalesef bir planlama, bir hazırlık yapılmış bir durum yok ortada. Bu açıdan gerçekten Beşiktaşlı taraftarlar, Beşiktaş sevenlere bir bu duygu sıkıntı yaratıyor. Ama dediğim gibi artık başka çare de yok. Bu beklenti içerisinde olmamız gerekecek, ama bekleyeceğiz, sabır göstereceğiz. Birlik, beraberlik içinde hareket edeceğiz. Çünkü çok karma karışık Beşiktaş'ın durumu çok açıkçası. Yani şu anda kimse ne yaptığını çok bilmiyor. Yani taraftarlardan bahsediyorum, sosyal medyayı kullananlardan bahsediyorum. Tabii o troller benim şeyim değil, muhatabım değil. Evet. Ama normal Beşiktaş, senin benim gibi, herkes gibi Beşiktaş'ı seven, Beşiktaş'a gönül vermiş kişilerden bahsediyorum. Hı-hı. Gerçekten onların kafaları çok karışık. Ama biraz sağlıklı düşünmeye ve sabırlı olmak ihtiyacımız var. İki transfer mutlaka olacaktır, yapılacaktır. Başka çare yok, çünkü teknik direktörümüz de bu transferleri bekliyor ve istiyor. Özellikle bir stoper üzerinde tabii çok duruluyor, çok ihtiyaç var. Ama bana göre ondan en az onun kadar da forvete ihtiyacımız var. Abu Bakar'ın durumunda belirsizlik devam ediyor. Onun bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Abu Bakar devam edecek mi, bizimden etmeyecek mi? Edecekse nasıl olacak? Çünkü biliyorsun kadro dışı bırakılmıştı. Tahmininiz nedir bu konuda? Devam eder mi sizce? Vallahi edilecek diye, benim tahminim edilecek diye düşünüyorum. Çünkü, doğru olan da bu mu? Şöyle, doğru olan bu. Yani elimizdeki mevcut kadrodakileri en iyi şekilde değerlendirmekten başka Beşiktaş'ın çaresi yok. Yani yeniden bir kadro yapılanmasına gidecek Beşiktaş'ın bir ekonomik gücü de yok. O biliyorsun kurallara göre o bütçe de yok. Yani açılmış bir bütçe de yok. Yani çok şeylere bağlı ve dolayısıyla bir de tabii yabancı transferler biliyorsun kontenjan da gerekiyor. Çok fazla kontenjanımız da yok. Bir kısmı dondurdular biliyorsun. Benim duyduğuma göre Chamberlain de kabul etmemiş transferin dondurulmasını. Yani şimdi bu karışıklıkların evvela bir kere giderilmesi lazım. Yani transferden daha önemli şeyler bunlar. Evvela 2007'deki bu huzursuzluğu da gidermek lazım. Cenk ve Cenk'in de transferi kesinleşmedi. Biliyorsun sözleşmesi bitiyor. Yani bunların bir an önce masaya yatırılıp ne olacağını ortaya konması lazım. Yani kendi içindeki kadro yapılanmasını bir kere tamamlaması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü çok belirsizlik var orada da. İşte Rozier gitti biliyorsun. Onun yerine Sinan Sönal alındı. Yani şimdi başkanın bir de söylemi var. Yani bunları ne bileyim şimdi söyleyince insanlar yanlış anlıyor belki ama anlasınlar. Şimdi Sayın Arat dedi ki biz son mukavelesi olan futbolcu almayacağız. Yani yaşı geçmiş artık son futbol hayatının bitme noktasında olan futbolculara transfer yapmayacağız dedi. Ama görüştükleri transfer için görüştükleri kişilerin yaşlarının 30'un çok üstünde olduğunu duyuyorum.
Zaten Svensson transfer edildiğinde 30-31 yaşındaydı. Yani şimdi bunu söyleyip ertesi günü bunu yaptığınız zaman kafaları karışıyor insanların. Bunlara gerek yok. Şu anda bana ihtiyaç yok. Şimdi evvela şu Beşiktaş'ın kadrosunun, evvela mevcut kadrosunun ne olacağını çok açıklıkla ortaya koymak lazım. Yani çok belirsizlikler rahatsızlık yaratıyor açıkçası. Şöyle Abubakar meselesi dediğin gibi, şimdi bunun bir an önce kararın verilmesi lazım. Abubakar da biliyorsun Kamerun elendi geliyor geriye. Evet, evet. Yani bunlara çok önceden karar verilmiş ve hazırlık yapılmış olması gerekiyor. Yani seyretmemek lazım açıkçası Beşiktaş şu anda. İcraat yapmamız lazım. Yani yönetimden bunu bekliyoruz biz. Bakalım hangi isimler üzerinde acil olarak bir stoper ve defansif olarak oynayabilen bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bakalım hangi isimler üzerinde anlaşma sağlayacak Beşiktaş, ama çok net ifade etti. Kadro dışı bırakılma kararı erkendi ve çok da bence planlanarak yapılan bir karar değildi. Çünkü oyuncular FIFA'ya gittiler vesaire, antrenmana çıkma hakları olduğunu ortaya koydular. Bunun dışında Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Mesela Rosce'de kazanılabilirdi. Abubakar eğer kazanılma olasılığı varsa, ki dönüyor, kazanılması çok daha makul bu koşullarda, daha rasyonel olan karar değil mi? Sizin fikriniz bu yönde. %100 ekonomik olarak da öyle. Yani bir de biliyorsun sen dünya futbolunu hepimizden iyi takip ediyorsun. Yani öyle. Yani bir golcü bulmak hakikaten çok zor. Tabii bir çok zor. Dünyada yetişmek, kaldı ki ara transferde öyle sağlam bir golcü bulmak etmek çok kolay değil. Ama Beşiktaş'ın ihtiyacını dikkat edersen, Beşiktaş karşı kaleye, yani rakip kaleye neredeyse şut atamıyor. Yani bizim Sivas maçında 4 tane kaleye bulan şutumuz var. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu demektir ki etkili değiliz. Yani top Beşiktaş'ta kalmış büyük bir oranda, yüksek oranda, ama hiçbir kıymeti yok. Yani paslarla işi idare etmek ve pas yüzdesini yükseltmenin bence futbolda bir karşılığı yok artık. Peki. Neticeye giden futbolu istiyor futbol severler. Sayın Erol Kaynar Beşiktaş bölümümüzde fikirlerini sizlerle paylaştı. Erol abi, var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Çok teşekkür ederim. Yani sadece tekrar söylüyorum. Sakinleşmemiz lazım. Birazcık kendimizi tutalım Beşiktaşlılar olarak. Yani bu kadar ortalığı karıştırmanın hiç kimseye faydası yok. İnanın bana. Anladım. Çok teşekkür ederim. Özgürce ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Beşiktaş bölümümüzde Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Sayın Erol Kaynar bizimle birlikteydi. Sizlerden izin istiyorum. Reklamlar için kısa bir ara. Ardından birlikteyiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Teknik direktör Erkan Sözleri bizimle birlikte. Takımı Karşıyaka bu hafta deplasmanda galip geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Nasıl bir maçtı hocam? Valla özellikle ikinci yarı maçları her ligde olduğu gibi bizim ligde de çok zorlu geçiyor. Dünkü maçta aslında 2-0 öne geçtik. Gayet iyi oynuyorduk. Sonra uzaktan yediğimiz bir golle 2-1'e gelince biraz ister istemez hem rakibin direnci arttı, baskısı arttı. Bizim de orada biraz oyuncularımız panik yaptılar diyebiliriz. Ama daha sonra 3'ü 4'ü bulacak ve hatta 5. golü bulabilecek çok iyi kontrataklar yakaladık. Ama sonlandırmada biraz sıkıntı yaşayınca maçın sonuna kadar biraz tedirgin olmadık değil. Ama nihayetinde 3 puan aldık. Geçen hafta da yendik, bu hafta da yendik. Şimdi güzel bir yol aldık. Yani bu alanlarda, özellikle hedefe şampiyonla oynayan takımlarda galibiyetler çok önemli. Özellikle deplasmandakiler. O yüzden oyuncularını da kutluyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Verdiğimiz görevi hemen hemen tamamına eksiksiz yaptılar. Hani pozisyon vermedik ama uzaktan atılan bir kule de yapacak bir şey yok. Nihayetinde 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Umarım hocam hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. Tamam. Bir de tabii ben oyuncularıma da söyledim bunu. Ne yani hocam? Karşıyaka Futbol Kulübü, spor kulübü hatta, çok büyük bir camia, büyük bir forma. Bunu herkes kabul edecektir. 1902'de kurulmuştur. Dolayısıyla ben oyuncularıma onu da söyledim. Bize emanet edilen büyük bir camia, büyük bir forma var. Onu en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Çocuklarımız da onu en iyi şekilde dün de geçen hafta da çok iyi temsil ettiler.
Peki hocam, bir kez daha başarılar diliyorum. Tebrik ederim son galibiyetten dolayı. Umarım devamı gelir. İnşallah. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz hocam? İlk yarım saati çok baskılı oynadı ama baskı yaparken de pozisyon veriyor. Acaba oyun karakteri gereği mi, yoksa Fenerbahçe rakibin niteliği ne olursa olsun hep pozisyon veren bir takım olur, ya da dünkü maçta belli bazı bireysel hatalardan kaynaklanan pozisyonları mı verdi Fenerbahçe, ne dersiniz? Evet, biz yoldaydık. Bir otobüsle Ankara'ya gittik. Oradan Ankara'dan İzmir'e uçakla geldik. O arada zaman zaman telefon çektiği sürece zaman zaman izlediğimiz oldu maçı. Şöyle söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe bu pozisyonları vermeye, Galatasaray'ı da dahil edebiliriz buna. Bu pozisyonları vermeye aday. Çünkü önde baskıyla oynuyor. Bir an önce sonucu almak istiyor. Dolayısıyla bu pozisyonları her zaman verebilirsiniz. Riskli bir oyun yapısıyla oynuyorsunuz. Çünkü kazanmanız lazım her maçı. Çünkü bu seneki özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar yani fire vermeden devam ediyorlar. O onun hata yapmasını bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın, Galatasaray Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bir an önce maçları kazanmak istiyorlar. Şimdi tabii Fenerbahçe daha farklı kazanıyordu maçları. Şimdi biraz daha zorlaşmaya başladı iş. İşte lig, burada da aynı şekilde Süper Lig'de de ikinci yarı maçları çok daha zor oluyor. Ve geriye de düştüler. Çok aslında gereksiz bir penaltıyla da geriye düştüler. Yani zaman zaman bazen ben mesela oyuncularıma da söylüyorum, kalecime de söylüyorum, kaleci Haydar'a da söylüyorum. Ceza sahası içinde ayakta kalmak gerekir. Ben Uçe'yle Hök'le oynadım. Her zaman ceza sahası içinde hep ayakta kalırlardı. Çok basit faul, ben penaltı yaptırdıklarını çok rastlamadım. Şimdi bu anlamda Livakovic gibi deneyimli bir kalecinin biraz daha dikkatli olması lazım. Top avuta doğru giderken, biraz, gerçi ayağını çekmiş ama uzatmış. Sonuçta penaltıyı almış Ankara'sı. 1-0 öne geçti, her şey daha çok zorlaştı ama... Hocam o noktada araya girip bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii ki. Şimdi Livakovic bence çok basit bir hata yaptı. Yani bu seviyedeki bir kalecinin yapmaması lazım. Ama ben Livakovic'in iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Fakat bir problem var. O problemi de benim gözlemlemem çok anlamlı olmayabilir ama onun Hırvatistan milli takımından kaptanı Luka Modric söylüyor. Benim gözlemimden daha da önemli olarak. Diyor ki Luka Modric, Dünya Kupası belgeselinde bir Netflix'te bir belgeselde Luka Modric diyor ki çeyrek final maçından önce otelde kaleci Livakovic'e diyor ki sen çok iyi bir kalecisin ama diyor vücudun yüzün stres yayıyor. Bu kadar stresli gözükme. Bu kadar aşırı şartlanmış bir biçimde maçlara çıkma. Daha rahat ol. Sen zaten iyi kalecisin. Başarırsın diyor. Stresi yönetebilmelisin diyor. Bence stresi yönetmek konusunda problemleri var. Livakovic'in o bunu hataya götürüyor hocam. Ne dersiniz? Yani %100 katılıyorum. Şimdi tabii Livakovic buraya gelir gelmez hedef oynayan bir Fenerbahçe kulübü, dünya kulübü bir Fenerbahçe kulübüne geldiğini bilincinde seyirci tarafları, camiası görüyorsunuz. Şimdi daha fazla şey yapmak istiyor. Ön plana çıkmak istiyor. Maç kazandırmak istiyor. Bu onu hataya iletiyor. Modric'e %100 katılıyorum ben. Bu stresi yönetmesi lazım. Bu Livakovic gibi deneyimli bir kalecinin. Modric doğru söylüyor. Çok iyi kaleci. Yani baktığınız zaman Livakovic kalesine güven veren. Şimdi ben savunmada oynasam, Serdar olsam, işte Osterwald olsam, Ciko olsam, arkamda Livakovic var, hiç tereddüt etmem. Ama işte dün yaptığı basit bir hatadan dolayı geriye düştü takım. Allah da Cengiz Ünder gibi bir problem çözen, Tadic, Cengiz Ünder, Şimanski, Ceko, hatta Batşay, İrfan Can Kahveci gibi problem çözen oyuncular olduğu için Fenerbahçe'de bu defolar bazen tolere edilebiliyor ama diyelim ki 1-0 mağlup bitirdi Fenerbahçe. Bunun faturası çok ağır olacaktı. Livakovic işte belki eleştiri diye açık olacaktı ama sonuçta şuraya geldi. Gerçekten çok doğru söyledi. Sen de doğru söylüyorsun. Yani böyle deneyimli bir kalecinin böyle yarışmacı bir takımda bu hataları yapmaması lazım. Bu basit penaltı yapmaması lazım. Katılıyorum. Onun dışında Dün gördüğüm en güzel şey Fenerbahçe'de bence Cengiz Ünder müthiş bir performans gösterdi. Ferdi'yi zaten hiç konuşmuyorum. Yani dünyanın hangi takımına gitse Chelsea'dir, Arsenal'dir, Manchester United'dir, Barcelona'dır. Yani hangi takım, Real Madrid'dir, hangi takımına gitse Banco oynar, oynama potansiyeli var. Çok tebrik ediyorum onu. Gerçekten bir teknik adam gözüyle çok güzel izliyorum onu. Kendini geliştirme açısından çok mesafe kat etti. Şimdi Cengiz Ünder de gelince
Mesela ben dün maçı izlerken acaba İsmail Kartal zorlandı mı dedim. Cengiz Ünder ya da İrfan Cankalı zorlanmıştır mutlaka. Ama Cengiz Ünder beni tercih ettiğini düşünerek, yani Cengiz Ünder'i tercih ettiğini düşünerek çok güzel bir cevap verdi. İki tane golle takımını ipten aldı tabiri caizse. Benim gördüğüm en güzel şey şuraya getireceğim için. Hı hı. En önce kim sevindi? Cengiz Ünder'in golü. İrfan Can Kahveci sevindi. Bravo. O zaman Fenerbahçe bugün takım olmuş demektir. Yani ben şunu bekliyordum. Yani tereddütteydim biraz. Cengiz Ünder golü atınca ne olacak? Kulübe ne olacak? İrfan Can Kahveci ne yapacak? En önce İrfan Can Kahveci gitti. Bence bu şampiyonun anahtarı diye düşünüyorum. İnşallah, yani inşallah derken tabii ki bütün takımlarla aynı mesafedeyiz. Fenerbahçe takımı bu takımdaşlığı, bu büyük aile olmayı devam ettirirse ki ettirecek gibi gözüküyor. Burada biraz Ceko oyundan çıkınca biraz sıkıntılar yaşatıyor ama onu da mutlaka çözeceklerdir. Ali Koç başkan hiç şansa bırakmıyor işi. Hala transfer yapıyor. Çağlar Söyüncü'yü de aldı. Bakıldığı zaman Kurunic'i aldı. Banako'yu aldı. Stoper. Bakıldığı zaman Ali Koç başkan bu sene kafaya koymuş şampiyonu. Hiçbir şekilde şansa bırakmak istemiyor. Büyük bir aile olmuşlar. Bunu da dün yine gösterdiler. 2-1 kazanmalarına rağmen o kulübedeki sevinç, o İrfan Can'ın Cengiz Ünder'e sarılması filan, bu tamamen Fenerbahçe'nin şampiyonuna inandığını gösteriyor. Tabii ki Galatasaray da aynı şekilde. Yani burada ben çok merak ediyorum, yani filmin sonunu çok merak ediyorum. Kim şampiyon olacak ama bence iki takım da şu anda şampiyonluğu hak eden bir performans gösteriyorlar. Sayın Erkan Sözer'i Fenerbahçe adına bu değerlendirmeyi yaptı. Karşıyaka'nın teknik direktörü biliyorsunuz geçen sezonda Iğdır Spor'u şampiyon yapmıştı. Ve futbolcunun da Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin formasını başarıyla giydi. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim, yayınlar dinleyenlere. Sağ olun. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı. Böyle bir gelişme bekleniyor muydu? Bekleniyordu, evet. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımda arda arda yaşanan vedalar sonrası iki ayrılığı da daha duyurdu. Mustafa Murat Sancak düzelterek söylüyorum. Transferler içinde net ifadeler kullandı. Murat Sancak, Yusuf Sarı'dan daha hızlı, daha tecrübeli bir futbolcunun geleceğini sözlerine ekledi. Badou Ndiaye ile birlikte Türk oyuncu Yusuf Sarı'nın da takımdan ayrılacağını ve yurt dışına gideceğini, büyük ihtimalle yurt dışına gidecek diyerek yurt dışına gideceğini söyledi. Sayın Başkan, Murat Sancak'ın takımdan ayrılacağını açıkladığı bir diğer isimse Ertaç Özbir oldu. Ertaç Özbir'in bir kuruş alacağı yok diyen Sancak, teklifleri değerlendiriyorum dedi. Ankara Gücü'yle Ertaç Özbir'in anlaştığı yönünde bir bilgi var. Sevgili dinleyiciler, Anadolu'dan futbol bölümlerimizde yine detayları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Yeniden Fenerbahçe bölümümüze dönüyoruz. Bakalım 2-1'lik Ankara Gücü galibiyeti sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ne söyledi? Ankara Gücü maçına iyi hazırlandık. Sonuçta son haftalarda iyi oynayan, disiplin oynayan, mücadele gücü yüksek bir takıma karşı nasıl burada gol yollarında daha becerikli oluruz, daha fazla üretken oluruz, bunları çalışmıştık, oyuncularımıza gösterdik. Maça iyi başladık. İlk yarı güzel, bizim sabırlı, kendi güçlü oyunumuzu oynamaya çalıştık. Çok net pozisyonlar bulduk. 2-1 ilk yarı, penaltıdan sonra öne geçerek devreyi kapattık. İkinci yarıda baskımız devam etti, sürdü. Sonuçta maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Rakip kendi cezalarımızı hiç sokmadık. Bir tane uzaktan şutları var, bir de penaltıları vardı rakibin. Ama buna rağmen iyi mücadele ettiler. Dirençli bir takım Ankara Gücü. Sonuçta biz son 25 günde 6. maçımızı oynadık bu akşam. Bu kolay bir şey değil. Ama buna rağmen ilk yarı ve ikinci yarının başlarında hemen çok yüksek performansla oyuna başladık. Bu yüksek tempoyla en az 5-6 tane %100 net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. Bu golleri atamadık. Sonuçta biz bu akşam 3 puan almak için kendi evimize sahaya çıkmıştık. 3 puanı aldık. Güzel oyun, güzel mücadeleyle kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani oyun sistemi her dakika her an değişmez ki. Yani böyle bir şey yok ki oyun sistemi.
akan oyunda zaten biz rakibe göre hamle yapıyoruz. Oyuncu değiştiriyoruz. Ama oyun sistemi siz bir belirlersiniz sezon başı. Bir oyun kültürü yaratırsınız. Bu oyun kültürünü devam ettirirsiniz. Bu dünyanın her yerinde her takım için geçerlidir. Yani oyuncular üzerinden değişiklik olabilir mi? Olabilir. Elimizdeki oyuncuları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Dzeko tamam 2-3 haftadır baktığınız zaman belki duran gözüküyor ama çok akıllı, çok duracağı yeri bilen, savunmaya yardım eden, takım savunması için takım bütünlüğüne çok katkıda bulunuyor, çok güzel bağlantılar yapıyor. Mişi de girdiği zaman baktığınız zaman güzel işler yapıyor, goller atıyor, takım için mücadele ediyor. Şu an orada çok fazla bir problem olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bu dediğiniz doğru olabilir. Sonuçta yani 3 günde 4 günde maç oynuyoruz. Özellikle de bazı oyuncular artık SOS vermeye başladı. Yani bir fırsat bulsak da onları dinlendirebilsek diye bekliyoruz, ara kolluyoruz. Bu ara bize iyi geleceğini düşünüyorum. Onun için oyuncuların bu konuda tebrik ediyorum. Çok fazla bazı oyuncular özellikle yük bindi ve çok yüksek tempoyla da oynadıkları için bunu bir türlü şey yapamıyoruz. Takım içerisinde bazı oyuncuları dinlendirerek o değişikliği, rotasyonu yapamıyoruz. Ama dediğim gibi bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz, hala oynuyoruz, hala savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel tarafı bizim takımımız için. Şampiyonluk yolunda bazen 5-0 kazanmak, bazen 1-0, 2-1 kazanmak çok çok önemlidir. Tabii ki 3 farklı, 4 farklı kazanmayı isteriz. Ama bu yolda biz o hamleleri yapıyoruz, o reaksiyonu gösteriyoruz, o pozisyonları üretebiliyoruz. Bu bizim için önemli. Sonuçta Samsun maçında 1-0 tamam 2-3-4'ü bulabiliriz, bulamadık ama 1-0 bitirebilmekti bizim maçı o akşam önemli olan. Onu bitiremedik ama bu akşam bitirdik. 2-1 kazandık ve 3 puan aldık. Bu bizim için önemli. Şimdi şu an içeride Mario geldi. Bana bazı şeyler anlattı, rapor verdi. Bazı oyuncuların gitmesi, kalmasıyla ilgili daha herhangi kesinleşmiş bir şey yok. Bu akşam 2 tane 3 tane net kafa vuruşumuz var. Net yan toptan, kornerden sadece gol olmadı. Duran toptan biz bu sezon 13 tane gol attık. Biliyor musunuz? 13 tane attık biz. 7'si korner, 3 taç organizasyonu, 2 yan top, 1 frikikten. Yerli bir santraforla ilgili arayışımız sürüyor. Birkaç aday var. Bununla ilgili şu an kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor. Yediğimiz golde de Livakovic kendi de maçtan sonra geldi, özür diledi. Yani burada çıkması kalede kalsa daha iyi olabilir bizim için ama o oldu, o anda o kararı verdi, oldu. Futbolda bunlar var. Sonuçta biz bu akşam kazandık, onun için yolumuza devam ediyoruz. Bu zor bir iş, kolay değil. Her futbolcu oynamak istiyor, hepsi kariyerli iyi oyuncular. Bu oyuncularla samimi olmanız gerekiyor. Biz de samimi bir şekilde onlarla konuşuyoruz. Maç maç rakibe göre birini dinlendiriyoruz, birini oynatıyoruz. Bu şekilde kendini ikna ediyoruz. İkna ederek bir birlikte orta yol buluyoruz. Ve bu şekilde maçlara da takım ve oyuncularımı hazırlıyorum. Dinlendirdim bu maç. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen kendisini dinlendirdim. Şimdi burada taraftarlarımız takımla oyuncularımızdan gol bekliyor. Bunun için de yani bir önce şut atsınlar da bir gol görelim diye herhalde öyle bir beklenti içerisinde onların kendi tarafından bu bakış açısı doğru olabilir. Ama tabii ki biz şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyonluk yolunda çok önemli burada bir stratejiler var. Herkesin görevi var. Her pozisyonda, her maçta, her atağa kalkıp her an gol atacağız diye bir şey olamaz. Bazen ya oyunu yavaşlatmanız gerekebilir, bazen hızlandırmanız gerekebilir, bazen skoru bile korumanız gerekebilir. Sonuçta biz şampiyonluğa oynuyoruz. Tabii ki taraftarlarımız haklıdır. Onların beklentileri takımımızdan ve oyuncularımızdan çok yüksek. Yüksek olduğu için de her ayağına alan vursun, gol atsın, biz de gol görelim diye ondan dolayı herhalde böyle bir şey yapıyorlar maçlarda. Evet, Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe'miş. Ben de öyle içeride arkadaşlar istatistiklere baktılar. İkinci sırada Liverpool, Bayer Leverkusen 84-85 gol, Real Madrid 75. Biz şu an Avrupa'da en çok gol atan birinci takım Fenerbahçe olmuş. Ben de şimdi içeride bilmiyordum. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bunlar güzel bir şey ama önemli olan bizim şampiyon olmamız. İnşallah sezon sonunda bu güzel istatistikleri şampiyonlukla, kupalarla taçlandırırız ve taraftarlarımızı, camiamızı mutlu ederiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. Almanya.
Bundesliga 1'de Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 yenerek namalup lider Bayer Leverkusen'in puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. Bayer Leverkusen sahasında Borussia Mönchengladbach'la 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Zirve yarışına tutunmaya çalışan takımlardan Stuttgart sahasında Leipzig'i 5-2, Borussia Dortmund'sa evinde Bochum'u 3-1 yendi. Bundesliga'da 19. haftanın ardından Bayer Leverkusen 49 puanla liderliğini sürdürüyor. Bayern Münih 47, Stuttgart 37 ve Borussia Dortmund 36 puanla takibe devam etti. Bayer Leverkusen biliyorsunuz Galatasaray gibi, temsilcimiz Galatasaray gibi Avrupa Ligi'nde ve Xabi Alonso'yla, İspanyol teknik direktörüyle bence harika bir sezon yapıyor ve doğal favorilerden olarak gösteriliyor Avrupa Ligi için. Ve Xabi Alonso'nun da Real Madrid ya da Liverpool'un yeni dönemdeki teknik direktörü olabileceğinden bahsediliyor. Tabii Jurgen Klopp'un sezon sonu itibariyle Liverpool'dan ayrılacağını beyan etmesinin sonrasında eskiden futbolculuk yaptığı Liverpool'a çok daha yakın olduğu yorumları yapıldı Xabi Alonso için. Xabi'nin sezon sonunda Liverpool'a teknik direktör olma olasılığının çok yüksek olduğundan bahsediliyor ama o sürekli Bundesliga'da Leverkusen'de çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Avrupa'dan futbol. Almanya. Futbol. Dünyadan futbol. Sevgili Tahsin Koca bizimle birlikte, biliyorsunuz Hollanda'da yaşıyor. Avrupa futbolunu çok yakından takip ediyor. Çok sağlam bilgi kaynaklarına sahip. Galatasaray'ın Asinyon'u Rennes'ten Sacha Boey'un Bayern Münih'e gitmesinden sonra transfer edeceğiyle ilgili ilk olarak haberi duyuran, Türkiye'de duyuran, cuma günü yaptığımız programla bu flash gelişmeyi duyuran isimdi. Bakalım yeni bir gelişme var mı Galatasaray'ın Asinyon transferinde. Bu arada Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Asinyon'un Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu doğruladı ama müzakerelerle ilgili bilgi vermek istemiyor doğal olarak. Sevgili Tahsin Hocam, hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. İyiyiz, yoğunluk. Şu anda kusura bakma, arabadayım. Gürültü olursa, arabayı rahatsız edici bir durum varsa arabayı kenara çekeyim. Yok, hayır hocam. Önemli olan sizin rahat konuşuyor olmanız. Rahatsanız bizim için ben problem rahatım, yok. Rahatsız bir durum yok. Peki. Doğru. Son yaptığımız görüşmeler Rens'le. Rens şu anda serbilip sır vermiyor. Yani ciddi bir şekilde çalışma var. Ama şu anda işlerin gidişatıyla ilgili herhangi bir bilgi sızdırmak istemiyorlar. Her iki taraf için de etik olmadığını düşünerek çalışmaların olduğunu ama bu konudaki artık anlaşma düzeyinde olduklarını ve her an her şeyin olabileceğini bilgileri bize ulaştı ama şu anda transfer hangi gün biter, maliyetine kadar, o konuda galiba Galatasaray tarafının arzuları var. Bazı şeylerin ortaya dökülmesini istemiyorlar. Onun için Rennes kulübü bu konuda pek bilgi vermek istemiyor dışarıya. Hı hı. Anladım. Rennes kulübü doğal olarak dikkatli davranıyor. Sizin öngörünüz nedir hocam? Asinyon transferinin 2 Şubat'tan önce ya da pazartesi, yani bugün ya da yarın netlik kazanacağını söylemiştiniz. Tahmini olarak bugün yarın bitmesi bekleniyor ama şimdi şu anda Avrupa piyasası bayağı bayağı yetenekli bir sabek. Beklentiler çok fazla. Boyda çıtayı bayağı yükseltti. Rennes'in de iştahını kabarttı bu durum. Rennes de bu transferden maksimum gelir elde etmek istiyor. 7-8 milyon civarında bir beklentileri var ama şu anda galiba onlar da satıştan bir yüksek miktarda pay istiyorlar. İkinci, eğer herhangi bir Sacha Boey durum ortaya çıkarsa %15 değil de 20-25 gibi bir beklenti içine girmişler duyduğum kadarıyla. Bitmemesi için bir sebep yok şu anda. Beklentiler o yönde. Ciddi bir transfer. Bence Galatasaray bitirirse bu transferi Sacha Boey'u aratmayacak bir oyuncu. Evet. Hocam, Trofer var. Aynı takımda sol bek oynuyor, Rende. Onun da Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsedilmişti. Siz bu konuyla ilgili bir bilgiye sahip misiniz? O
konuyla ilgili bir bilgim yok. Hı-hı. Bence Galatasaray'ın şu andaki en büyük ilgisi İtalyan sol bek var. Spinozola mı? Evet. Onunla evet onunla ciddi ilgilendiğini biliyorum. Evet. Ama konu hocam isterseniz zor durumdaysanız birazdan arayalım sizi. Yok fark ettim, tamamen rahatız. Hiçbir sıkıntı yok şimdi. Peki. Yani o transfere daha sıcak bakıyorlar. Ama şu anda da çok ciddi sol bek, yani Rennes'ten onu alacaklarını düşünmüyorum ayrıca. Anladım. Hocam sabah saatlerinde Ancelinho Roma'ya gitti. Artık Roma'da oynayacak kiralık olarak. Galatasaray Leipzig'te olan kiralık sözleşmesini ve Ancelinho ile yaptığı kontratı feshetmiş oldu. Bir sol bek alacak Galatasaray. Bir de sağ bek alacak. Bu arada Roma'da bir bilgi vermek istiyorum size. Zeki Çelik'in çıkma ihtimali olduğundan bahsediyor İtalyan basını sürekli. Roma bir oyuncusuyla yollarını ayıracak diyor ama Zeki Çelik'in temsilcisi Fazıl Özdemir böyle bir şey yok. Kim diyor Zeki'nin ayrılacağını diyor. Ve ben Galatasaray'ın gündeminde olmadığını düşünüyorum Zeki Çelik'in. Ne dersiniz? Bildiğim Zeki Çelik çok iyi bir sağ bek. Yani zaten hep üst düzey oynadı. Yani bunun Fransa Ligi'nde oynadığı şampiyonluk yaşadı. İtalya Ligi'nde Roma gibi bir takımda sürekliliği olan bir oyuncu. Yani Galatasaray'a alırsa kötü bir sağ bek olmuyor. Hmm. Ama Galatasaray'ın Şaşaboy olayı iştahını kabarttı. Yani büyük bir yetenek alıp gelecekte gelecek vaat eden bir yetenek alıp gelecekte bu işten para kazanmak istiyorlar. Dikkatini çekiyorsa bütün kulüplerimiz şimdi sadece onu konuşuyorlar. Aman alalım da satalım. Bir anda her şey değişti yani. Şimdi bırakın onu, şampiyonluğu bile göz ardı ediyorlar. 10 yıl mı ne mi şampiyon olman lazım ki bir Şaşaboy transferinde kazandığın parayı kazanasın. Zeki Çelik'in bildiğim kadarıyla Türkiye'ye dönme gibi bir niyeti yok. Anladım. Çünkü orada çok iyi sürekli topunu takımda ilk 11'de sevgi ve saygı duyulan bir oyuncu. Benim duyumum İngiltere'den bazı talipler kulüplerin ilgilendiği. Anladım. İngiltere'den bazı talipleri var. Olabilir yani evet. Bu transfer sizce. Yani olsa İngiltere yolu Türkiye'den önce. Peki. Ama ikinci bir şey Galatasaray sezon sonu sattığı sol beki geriye almak ister. Hangi sol bek hocam? Ancelinho'yu. Ha, Ancelinho'yu Galatasaray niye geri alsın? Serbest statüye geçtiği için mi? Serbest statüye yok, geçince... Ama göstereceği performanstan dolayı. Ha anladım, pişman olur diyorsunuz. Yani Roma'da iyi oynayacağını düşünüyorsunuz. Bence çok iyi bir oyuncu. Anladım, peki hocam. Bence çok iyi bir oyuncu ama ya uyum sağlayamadığı yani sistemle ilgili bir takım problemler yaşandı. Yani belki önünde sırtı kaleye dönük olan geriden gelen beki alan açarak oynayan bir oyuncu olsaydı olabilirdi Ancelinho. Çünkü alan buldukça iyi oynayan, pas yüzdesi yüksek bir futbolcu. Yani Galatasaray'daki sisteme ve önünde oynayan oyunculara adaptasyon, onlarla uyum açısından problemler yaşadı bence. Ya o da var mesela, şimdi oynadı birkaç maçını ben bayağı seyrettim, analiz ettim. Tamam, ben de yani şu büyük bir konuda hemfikiriz. Almanya'da gösterdiği performansın %50'sini Türkiye'de gösteremez. Hı hı. Bu bir, yani burada genellikle birçoğumuz hemfikiriz. Ama birkaç maçta seyrediyorum. Manchester maçında bunu da birçok futboldan anladığını sanan ve öyle düşündüğünü söyleyen insan, ülkenin büyük televizyonlarında yorumcu olarak çıkan insanlar orada bütün hataların sol bekten kaynaklandığını söylüyor. Ama tam tersine hatalar tamamen Abdülkerim'in topla ileriye çıkıp top kaybetmesi sonucu sol bekin stoperin kademesine girdiği zaman sol bekin yeri açık kalıyor. Oradan gelen pozisyonlarda Galatasaray ciddi sorunlar yaşıyor. Bunu göz ardı ediyorlar. Abdülkerim çok iyi top oynuyor. Ama bak, bu bir hastalık haline geldi. Her maçta topla ileriye çıkıyor ve 4-5 kez top kaybediyor. Ve bu da onun kanadından boşalttığı yeri sol bek doldurmak zorunda kalıyor. Ve sol bek bu sefer iyi performans göstermiyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Birkaç tane maçı örnek olarak verebilirim. Yani şimdi bak, Ümraniye maçına baktığın zaman Kerem Demirbay maçın oyuncusu seçildi. Ama tam tersine golü attıran oyuncu Kerem Demirbay. Birkaç maçta sürekli aynı şeyi yapıyor.
16'nın ceza sahasının üzerinde, yayın üzerinde enlemesine top oynuyoruz. Onu Kerem Demiray'ın altyapıda kocası görmüş olsa o anda forma üzerinden çıkardı. Yani altı pasın üzerinde enlemesine top oynadığın zaman orta saha oyuncusu ayak attığı zaman topu kapıyor. Hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Filmi geriye çevirip bakma şansın varsa Mourinho maçına bak, aynısını yaptı. Ve döndü, gol oldu. Ondan sonra iki kez aynı hatayı yine yaptı. Orta sahada topu kestiler. Aynı hatayı keza İstanbul Spor maçında tekrar yaptı. Yani bazı oyuncuların çok iyiymiş gibi görünüp top kaybetmesi bazı oyuncuların kötü performans göstermesine sebep olabiliyor. Peki. Hocam bu tespitlerinizden dolayı teşekkür ederim size. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Bakalım inşallah yarın sana güzel haber verebiliriz. Asinyon transferi gerçekleşecek mi Galatasaray adına? Bunu hep birlikte yarın göreceğiz. Sizin beklentiniz gerçekleşeceği yönünde, öyle mi? Öyle bir izlenim edindiniz. Ben %90 çok büyük bir pay, ama %10 da olmama ihtimali de büyük bir pay. Biliyorsun defalarca olmuş, masaya otururlar, anlaşmalar imza noktasına geliyor ama daha sonra da olmadan masadan kalkınan durumlar da var. Yani şimdi beklentiler fazla. Kulübünün bile beklentisi fazla. Galatasaray'ın fazla. Ama bence Galatasaray biraz kesenin ağzını açmalı da yani. Anladım. Bu nedir hocam maliyetleri? Asinyon'un maliyetleri? Ya bence 7-8 civarında ama şu anda Ren biraz arttırmak istiyor. O da satış payından şeyi yükseltmek istiyor yani. Anladım. Payını yükseltmek istiyorum. Gider o kadar. Peki. Hocam ağzınıza sağlık, bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sesinizi duymak çok güzel. İyi yayınlar. Aynı şekilde. Tekrar görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Tahsin Koca Hollanda'dan bu bilgileri aktardı. Fransa'yla, İspanya'yla, İtalya'yla iyi ilişkileri olan bir futbol adamı Hollanda'da yaşıyor. Ve Asinyon transferini ilk kez duyurmuştu biliyorsunuz. Cuma akşamı yaptığımız programda, Cuma günü yaptığımız programda. Galatasaray'ın bu transferi bu hafta içerisinde bitirebileceğini söylüyor. Galatasaray'ın 2 Şubat'tan önce 2 tane transferi resmileştirmesini bekliyorum. Bir sol bek, bir de sağ bek. Çünkü 2 Şubat'ta biliyorsunuz UEFA'ya listeler verilecek son gün. Dolayısıyla Galatasaray 2 tane oyuncu alacaktır bu tarihten önce. Bu hafta içerisinde Galatasaray'ın transfer çalışmalarında önemli, somut olarak nitelendirebileceğimiz gelişmeler yaşanacak. Bu arada Galatasaray'dan çıkabilecek oyuncular da var. Hakim Ziyech'e Al Sahab takımının teklifte bulunduğundan bahsediyor. Hakim Ziyech'in gitme ihtimali var. Bu teklifin doğru olduğunu biliyorum. Bunun dışında Tete'ye Zenit St. Petersburg talip. Ülkesi Brezilya'dan da Bahia, Palmeiras ve Flamengo takımlarının talip olduğundan bahsediliyor. Brezilya kulüplerinden gelen bir somut teklif yok ama Zenit St. Petersburg gerçekten Tete'nin takibini yapıyor. Tete'nin transfer talip, bunu biliyorum. Bu arada Bakambu ile ilgili bir haber çıktı. Bakambu Panathinaikos'un eski takımı Olympiakos'un gündeminde şeklinde. Yunanlılardan herhangi bir haber yok ama Real Betis'in Bakambu'yu kiralık olarak Galatasaray'dan istediği ve Galatasaray'a bir kiralama teklifinde bulunduğu, Galatasaray'ın bu teklifi reddettiğinden bahsediliyor. Real Betis'in Santfor mevkiine bir transfer yapacağı doğru ama bu isim Bakambu mu, bu soru işareti. Çünkü Real Betis'in asıl ilgilendiği oyuncunun La Liga'da Osasuna forması giyen Chimi Abila olduğunu biliyorum. Abila Arjantinli bir oyuncu. Santfor mevkinde oynuyor. Kanatlara dönük de oynayabiliyor. Ve Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini özellikle bu futbolcunun transferini istiyor. Dolayısıyla ben bu dönem içerisinde La Liga'ya dönüşüyle ilgili, biliyorsunuz Villarreal'de başarılı bir La Liga macerası yaşamıştı Cedric Bakambu. Ben Cedric Bakambu'nun La Liga'ya dönüşüyle ilgili bir gelişme yaşanacağını sanmıyorum. Galatasaray bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sarı Kırmızılı takım 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı Kırmızılı takım 57 puan topladı bu maçla sonrasında ve şu anda Süper Lig'de evinde mağlup olmayan tek takım Galatasaray ve son derece önemli bir galibiyet zincirine sahip. Arka arkaya galibiyet rekorları kırdı. Bir yerli teknik direktör olarak Okan Buruk bu haliyle de Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak oldu. Bugün kazanırsa bu rekoru egale edecek. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un takımını bu akşam kalede Muslera ile başlatmasını bekliyoruz. Muslera olacak kalede. Barış Alper, Yılmaz sağ bek olacak. Nelson ve Sanchez stoper mevkiinde. Kaan Ayhan sol bekte oynayacak.
Torreira savunmanın hemen önünde, Kerem Demirbay göbekte, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu kanatlarda, Mertens onların ortasında, ileri uçtaysa Icardi ile oyuna başlamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakçı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam eden Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ederken ülkelerinin milli takımında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu bu akşamki maçta görev alamayacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu müsabaka öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunan futbolcular. Şimdi sizlerden izin istiyorum reklamlar için. Aranın ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor'la Hull City arasında Abdülkadir Ömür'ün transferi konusunda kesin anlaşma yapıldı mı? Şu an itibariyle bu soruya evet diyemiyoruz. Çünkü imzalar atılmadı. Henüz transfer süreci devam ediyor. Dolayısıyla bitmiş, tamamlanmış bir transfer sürecinden bahsedemeyiz. Trabzonspor'un belli hassasiyetleri var. O da Abdülkadir Ömür'ün oraya gittikten sonra bir başka transfer döneminde, örneğin en yakın transfer dönemi olan yaz transfer döneminde Türkiye'de rakipleri, ezeli rakibi olarak kabul edilen rakiplere, takımlara gitmemesi yönünde bir hassasiyeti var. Çünkü iddialar ve spekülasyonlar Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye gittikten sonra belki de Türkiye'ye dönebileceği, Fenerbahçe'ye transfer olabileceği ya da bir başka takıma, örneğin Fortuna Sittard'a gittikten sonra da Galatasaray'a transfer olabileceği yönünde. O bakımdan Hull City'de bir görüşme var. Doğrudur. Trabzonspor'un böyle bir müzakere süreci yürüttüğünü biliyoruz ama kesin anlaşma olduğunu söyleyemeyiz. Şu ana kadar Abdülkadir Ömür de herhangi bir imza atmış değil. Bildiğim kesin olan bir başka şeyse şu, o da Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'da futbol hayatına devam etmek istiyor olması. Usta gazeteci sevgili Hakan Yaloğlu Trabzonspor bölümümüzde bizimle birlikte bu akşam oynanacak maçı da konuşacağız kendisiyle. Sevgili Hakan Yaloğlu, hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin, iyi programlar. Ben de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. İsterseniz maçla başlayalım, sonra transferlere geçelim. Tamam, olsun. Önce Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Tabii Trabzonspor son iki haftada üst üste Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri sonrasında en azından Abdullah Avcı'nın ve yönetimin hedeflediği üçüncülük noktasında şansını sürdürebilmek adına Beşiktaş'ın da en azından puan kaybettiği haftada galip gelmeyi arzuluyor. Ama Trabzonspor'da önemli eksikler var. 7 tane eksik var. Afrika Kupası'na giden oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Sezonu kapatan oyuncular var. İşte Hüseyin yok. Hüseyin Türkmen sezonu kapattı. Artık Benkoviç geçen hafta Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. O olmayacak. Dansfield antrenmanlara başladı ama bir antrenman yaptı. O da bu akşamki kadronun içerisinde olacağını açıkçası düşünmüyorum. Afrika Kupası'nda Pepe yok. Artı Onatçı yok. Trezeguet'in Mısır takımı dün akşam penaltılarla elendi. En azından Beşiktaş maçında Trezeguet'in takımında olacağını söyleyelim. Muhtemelen birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelir. Zor bir müsabaka. Yani Trabzonspor açısından bu sezon özelinde baktığımız zaman galip gelinen maçlarda bile futbol anlamında eleştirilen bir Trabzonspor vardı. Çünkü oyun anlamında Trabzonspor taraftarını çok tatmin eden bir oyun şablonu ortada yok. Yani Trabzonspor taraftarı İşte hücum gücü zengin, azimli, saha içerisinde mücadele eden ama bazen tabii ki istediğiniz gibi sonuçlar olmaz. İyi oynasın, zevk veren bir Trabzonspor olsun ama yenemediği maçlarda mutlaka olur düşüncesinde. Ama Trabzonspor'un kazandığı haftaki maçlardan bile, hani biz özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra Alanya galibiyetiyle başladı 1-0. Onun dışındaki bütün maçlarda bakıyorsunuz, galip geldiğimiz maçlarda dahi, Trabzonspor'un galip geldiği maçlarda bile, bütün maçlarda Trabzonspor'un kalesinde gol gördüğünü, gol yediğini görüyoruz. Bu da savunma güvenliğine çok fazla önem veren Abdullah Avcı'nın demek ki savunma kurgusunu tam oturtamadı. Stoperlerden hiç memnun değil. Sağbekler sen gitti, Mehmet Can Aydın sezon sonu sözleşmesi bitiyor muhtemelen. Opsiyon hakkını kullanmayacak Trabzonspor. Solda Eren Elmalı var. Şimdi iki takıma baktığımız zaman Kayserispor'un savunma, yani beklerinin oyuna daha çok, skora daha çok katkısı var ama Trabzonspor'un tam tersine skora katkısı olmayan bir görüntüsü var. Zor bir müsabaka. Hani bu karşılaşmadan da Trabzonspor mağlubiyetle ayrılırsa
biraz cami açısından tabii ki bir kara bulutlar Trabzonspor'un üzerinde gezmeye devam edecek. En azından Trabzonspor'da iki haftalık mağlubiyet aldığı mağlubiyetleri noktalayıp haftayı galibiyetle kapatmak arzusu içerisinde. Muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte tek alternatif var Uğurcan. Stoper mevkiinde Baniya ve uzun süredir çok fazla şans verilmeyen ilk defa 11'de göreceğimiz Fernandez olacak Benkoviç'in yokluğunda. Solda Eren Elmalı. Orta saha kurgusu çok fazla değişmeyecek. Orada Berat, Mendy, Enis Bardi. Sağda Visca, solda Fontas. Forvet'te de Enis Destan bekliyorum. Çünkü yedek kulübesine de baktığımız zaman hani skoru değiştirebilecek çok fazla alternatif oyuncu da yok Trabzonspor'da. İlk yarı yani maçın başladığı andan itibaren skor üstünlüğünü belki Trabzonspor eline geçirebilirse yedek kulübesindeki çok fazla forma şansı bulamayan isimler ya da genç oyunculara Trabzonspor şans verebilir. 3 tane de altyapıdan U19 takımından A takım kadrosuna çıkan isimler var. Bakalım bunlardan Abdurrahman var, Oğuzhan var, Salih var. Maçın gidişatına göre Abdullah Avcı bunlara şans verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sevgili Hakan Yoloğlu bizimle birlikte Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Trabzonspor'daki son durumu aktardı sizlere. Peki Abdülkadir meselesiyle devam edelim. Sizce şu an itibariyle son durum ne? Yani aslında dünkü duruma göre yeni bir değişiklik yok. Özellikle Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın da yaptığı açıklamalara bakılırsa bir maddeye takıldı bu transfer. O maddede seninle biraz önce anons ettiğin gibi özellikle Abdülkadir Ömür'ün bir sonraki satışta yani bugün Hull City'ye gitti ama yarın 3 İstanbul takımıyla dönmesi durumunda Trabzonspor biraz Yusuf Yazıcı'da Lille giderken bir madde koydurmuştu. Yani öncelik Trabzonspor'un Türkiye'ye döndüğü anda Trabzonspor'un izni olmadan İstanbul takımlarına gitme olasılığı yoktu. Bu kez bu iş biraz rakama döndü. Hı hı. Trabzonspor'un 12,5 milyon euro ekstra bir bonus talebi var. Yani evet tamam bugün oyuncuyu biz size gönderiyoruz ama yarın bugün İstanbul takımlarından bir tanesine transferi söz konusu olursa ekstra bir 12,5 milyon euroluk bonus var. Bu madde üzerinde görüşmeler devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın da yaptığı açıklamalara bakılırsa potansiyeli olan bir oyuncu alıyoruz. Haliyle Trabzonspor kulübünün de bir sonraki satıştan elbette ki para kazanmasını istiyoruz. Sadece tek üzerinde durulan nokta bu. Kısa süre içerisinde bitecek gibi görünüyor bu transfer. Çünkü biliyorsunuz 30 Ocak itibariyle İngiltere'de ara transfer dönemi sona ermiş olacak. Bu pencereden bakıldığı zaman çok kısa bir süre kaldı. Rakamlar çok değişken bir seyrediyor. Çünkü 2,5 milyon euro diyen var. 4 İngiliz medyası 4 milyon pound yani 4 milyon 600 bin euro civarında bir rakam olduğu iddiaları var. 5 milyon euro deniliyor. Ama anladığım kadarıyla oyuncunun gidişiyle rakamla ilgili bir problem yok. Sadece şu ekstradan biraz önce bahsettiğimiz konu sıkıntı gibi görünüyor. Ama onu Trabzonspor ve Hull City bir şekilde aşmak zorunda. Yurt içinden gelen teklifler var. Hull City'nin verdiği rakamdan daha yüksek rakamlar var. Ama burada da Abdülkadir Ömür yurt dışında oynama arzusu, Türkiye'de hiçbir takımda oynamayı düşünmüyorum, Avrupa'da devam etmek istiyorum şeklindeki görüşü de bir noktada yönetim kurulunu çok fazla hani yönetim şunu düşünüyor. En yüksek bonservis bedeli veren kimse Abdülkadir Ömür'ü biz oraya göndereceğiz. Hı. Ama şu andaki pazarlıklar Hull City üzerinden devam ediyor. Hull City takımından daha fazla bonservis bedeli veren takım var. Ama Abdülkadir oraya gitmek istemediği için biraz da yönetimin eli kolu bağlı. Ama ben tahmin ediyorum belki bu akşam maç var. Kasımpaşa maçına odaklandı Trabzonspor camiası. Yarın bu konu çözümlenir diye düşünüyorum. Ama bazen sen de takdir edersin çok küçük bir problemden dolayı bitti gözüyle bakılan transferler olmuyor. Ama şu bir gerçek, oyuncu çok ısrarcı. Oyuncu bir tek Hull City'yi konuşuyor. Bu da Trabzonspor'un elini kolunu bağlıyor. Hani Trabzonspor resti çekse hani olmadığını farz etsen yurt içinden bir takıma gidemeyeceği için aynı rakamlar, aynı oranlarda bir takım bulmak lazım. O da biraz Avrupa'da transfer dönemi sona ereceği için biraz zor ve sıkıntılı gibi görünür. Ama tahmin ediyorum yarın bu iş ya da bu akşam da olabilir. Bu iş çözülür diye tahmin ediyorum açıkçası. Buraya kadar gelmişken buradan bu transferin geri dönebileceğini düşünmüyorum. Ama bir açık kapıda bırakalım tabii. Biraz önce dediğim gibi bazen ummadığınız çok küçük ya bundan dolayı da transfer olmaz mı diyebileceğiniz konularda çıkabilir. Sevgili Hakan Yoloğlu Trabzonspor bölümümüzde konuğumuz usta gazeteci. Son olarak transferle ilgili bir başka gelişme var mı sorusunu soracağız. Ne dersiniz? Trabzonspor'un hamleleri olacak transfer dönemi bitmeden.
Var mı gelişme? Şunu söyleyeyim. Şu anda Trabzonspor'da öncelikli transfer sağ bek. Sağ bek transferinde de Trabzonspor'un sona yaklaştığını söyleyeyim. Kuykum, Ukraynalı, Shakhtar Donetsk'in 24 yaşındaki Ukraynalı sağ bek oyuncusu Kuykum'la Trabzonspor ciddi olarak ilgileniyor. Hatta aldığım bilgi, oyuncuyla bir problem yok. Oyuncuyla görüşüldü, anlaşıldı. Kulübüyle yapılan görüşmelerde çok küçük detaylar kaldı deniliyor. Yani bu Kasımpaşa maçından sonra bu transfer açıklanabilir. Çünkü Trabzonspor'da dediğimiz gibi kontenjan noktasında bir sıkıntı yok. Tabii ki Abdullah Avcı'da bir an önce kadroya katılması gereken isimler üzerinde görüşülüyor. Bu oyuncuyla alakalı olarak çok kısa süre içerisinde Trabzonspor'a açıkçası bir sıkıntı olmazsa imza atmasının beklendiğini söyleyelim. Yine bir 8 numara konusu var Trabzonspor'da. Orada da Madi Kamara var. Trabzonspor yalnız şu an henüz bir temas yapmadı. Sadece oyuncu Trabzonspor'un gündeminde olduğunu söyleyelim. Olympiakos'un 26 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek olan bir isim. Belki Trabzonspor ara dönem olmazsa şartlar sezon sonunda bonservisi elinde olacağı için ilerleyen günlerde oyuncuyla alakalı bir temasa geçmiş Chelsea olabilir. Çünkü birçok 8 numara var. Şimdi haliyle Ertuğrul Doğan'ın söylemi, biz öyle bir oyuncu alacağız ki yani herkes ya bunu mu aldınız diyecek ve hiç eleştirilmeyecek bir transfer düşündüğümüz için tabii başka isimler de var Trabzonspor'un gündeminde, daha kariyerli isimler de var. Ama bazen o kariyerli isimleri özellikle Trabzon'a getirmekte zorlanıyorsunuz. Oyuncunun tercihi genelde Avrupa'dan yana oluyor. Benim şahsi kanaatim Kasımpaşa maçı sonrasında iki transfer bekliyorum. Özellikle ilk transfer sağ bek olur, ikinci transfer 8 numara olur diye tahmin ediyorum. İlerleyen dönemde belki Mirançuk'un ismi geçti. Lokomotiv Moskova'daki Mirançuk. Gerçekten Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncu mu? Beşiktaş'ın da gündeminde menajer önerisi olabilir ama Trabzonspor'un böyle bir pazarlık aşamasına geldiği bir oyuncu olarak olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama medyada yazılıyor, çiziyor. Beşiktaş'a daha çok gerçi yazıldı, çizildi oyuncu. Bir de tabii Trabzonspor'da şu an iki kontenjan boş. Enis Bardiye'de biraz önce onu söylüyordum. Almanya'dan bir teklif var. Union Berlin dışında. Henüz ismini bulamadık ama bir de oyuncuyla alakalı olarak Dubai'den bir takım var, kiralık olarak istiyor. Enis Bardi ile ilgili de Trabzonspor kısa süre içerisinde bir ayrılık yaşanabilir. 3 tane 10 numara vardı. Bir anlamda 3'ü de gidiyor. Bakasetas gitti. Abdülkadir gitmek üzere. Artı Enis Bardi de giderse bir anlamda geçen sezon başı o kadar çok, en çok transfer yapılan bölgeydi. En çok eleştirilen bu kadar 10 numaranın Trabzonspor'da ne işi var deniliyordu. Şimdi de görüntü itibariyle çok fazla 10 numara olmayacak ama bir şekilde Trabzonspor sezonu böyle tamamlayacak. Belki gelecek seneye ilgili olarak 10 numara transferi de Trabzonspor'un gündemine gelecektir diye tahmin ediyorum. Zaten Ertuğrul Doğan'ın son yaptığı televizyon programında hocanın vermiş olduğu rapor doğrultusunda bir sağ bek arayışı var. 6 numara 8 numara 2 tane orta saha arıyor Trabzonspor. Haliyle bir tane de santrafor oyuncu arayışı var Trabzonspor'un ama bunların bazılarını dediğim gibi kontenjan yetmediği için 2 tane kontenjanı var ve gelecek yıl 12'ye düşüyor yabancı sayısı. Birçoğunu belki bu sene yapamayıp seneye bırakabilir ama öncelikle dediğim gibi sağ bek ve merkez orta saha transferlerinde. Sevgili Hakan Yoloğlu, bir kez daha teşekkür ederim size katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Trabzonspor'la ilgili bilgileri aldık Hakan Yoloğlu'ndan değerli dinleyiciler. Avrupa'dan futbol. İspanya. Zirve mücadelesinde büyük bir heyecan yaşanıyor İspanya'da. La Liga'da Girona deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Real Madrid 1-0 geriye düştüğü Las Palmas deplasmanında 2-1 galip gelerek üst üste 5. maçını kazandı ve geri dönüşlere imza atmaya devam ediyor Real Madrid. Barcelona evinde Villarreal'e 5-3 kaybederek ağır bir yenilgi yaşadı. Atletico Madrid ise evinde Valencia'yı 2-0'lık skorla dün akşam mağlup etmeyi başardı ve 3. sıraya yükseldi. La Liga'da
22. hafta geride kalırken Girona 55 puan ve maç fazlasıyla lider durumda. Real Madrid 54, Atletico Madrid ve Barcelona 44'er puanla sıralanıyorlar. Bu arada Barcelona teknik direktörü Xavi maçtan sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Barcelona teknik direktörlüğünü bırakıyorum. Çünkü bunu yapmamı isteyenler, yani bırakmamı isteyenler vardı. Dolayısıyla ben de onları mutlu eden bir karar aldım. Sezon sonunda devam etmeyeceğim. Zaten Barcelona'nın uzun dönemli projesi benimle devam etmeyecekti şeklinde üzüntüsünü, moral bozukluğunu da ifade eden bir açıklama yaptı. Xavi sonrası Barcelona'da kim olur sorusu sorulmaya başlandı. Çünkü Laporta başkanlığındaki Barcelona yönetim kurulu da Xavi'nin bu kararını onaylıyor. Hansi Flick, Alman teknik direktörün Barcelona'nın alternatiflerinden bir tanesi olduğundan bahsediliyor. Eski teknik direktör Luis Enrique şu anda Paris Saint Germain'i çalıştırıyor. Brestoa beraberliğinden sonra bu soru kendisine soruldu. Barcelona'ya dönme ihtimaliniz ya da Xavi'nin devam etmeyeceğim açıklamasıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz sorusu yöneltildi. O da yanıtsız bırakmak ve yorum yapmama tercihinde bulunmakla yetindi bu soru karşısında. Sevgili dinleyiciler, sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Manchester United FA Cup 4. turunda Newport'u 4-2 yendi ve üst tura yükseldi. United takımında ilk maçına çıktı. Altay Bayındır kaleyi korudu. Altay Bayındır Manchester United'da forma giyen ilk Türk oyuncu olma unvanına sahip oldu. Büyük bir gurur yaşadı. Manchester United mücadeleden 4-2 galip ayrılırken goller Bruno Fernandes, Manio, Antony ve Hoyland'dan geldi. United'da Altay Bayındır ilk maçına çıktı ve maçtan sonra yaptığı açıklamada yeni ailem burasıymış gibi hissediyorum. Herkesin beni desteklediğini görüyorum. Eğer beni desteklerlerse her maçta her şeyimi veririm. Destek tüm oyuncular için önemlidir. Bu duyguyu anlatamam. Manchester United gibi büyük bir kulüpte forma giyen ilk Türk oyuncu oldum. Her gün kendime nasıl gelişebilirim sorusunu soruyorum ve bu yanıt doğrultusunda çalışıyorum diyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Laf lafa açıyor. Bu bölümümüzün daimi konu sevgili Mithat Aris bizimle birlikte. Mithat abi günaydın. Günaydın Özgür, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, ben de iyi çalışmalar dilerim Mithat abi. Antalya'dasınız. Antalya'dayız, maçlara bakıyoruz Özgür. Nasıl gidiyor maçlar Mithat abi? Maçlar çok güzel gidiyor. Ama bizim takımlar yine işi bitmiş oyuncular almakla meşgul. Evet, transfer döneminde işler iyi gitmiyor öyle mi? İmza paraları şeyler. İmza paraları. Tabii. Doğru. Beşiktaş şimdi Uğur Varadan'dan problem yaşıyor. Niye yaşıyor? Vida'dan dolayı yaşıyor. Menajer Uğur Avadan'la mı problem yaşıyor? Vida'dan. Hayır. O dönemde ki Fikret Orman'ın bizim başkanın aldığı oyuncu tipi. Oyuncuya kaç lira verdiği belli değil. Oyuncuya 1 milyon diyorlar. Bir anda oyuncu 7 milyon oluyor. Menajerlik parası 300 bin liraydı. O oluyor 1 milyon 800 bin lira. Böyle yapa yapa Beşiktaş'ı mahvettiler. Daha önce o Portekizliler vardı. Portekizliler mahvetmişti. Yıldırım Demirören zamanında biz bu gidişten dedim Avrupa kupalarından atılırız demiştim. Atıldık. Fikret Orman'ın zamanında. Yani 2 sene gidememiştik, hatırlayın. Yani o borçlardan dolayı biz bu hallere düşeceğiz demiştik. O zamanlar fonlar, çonlar bilmem neler bu George Mendes'le birlikte. Almeida geliyor, öteki gidiyor. En iyisi Simao'ydu. Ondan sonra Quaresma 3 sefer geldi gitti. Sanki çok hayırlı bir şeymiş gibi şimdi de Santos'u getiriyorlar. Şimdi Mithat abi Santos diyor ki Samet Aybaba Feyyaz Uçar gerekeni yapacaktır diyor. Önümüzdeki dönemle ilgili olarak. Bunu söylerken neyi kastetti acaba? Şu anki transfer koordinasyonu nasıl yapılıyor teknik direktör ve Samet Aybaba arasında? Kim yapıyor transferleri Beşiktaş'ta ya da yapmaya çalışıyor? Kimse yapamıyor. Anladım. Kimse yapamıyor. Var mı transfer? Yok. Transfer yok da bu noktada kim? Biz söyledik oyuncu. Almıyorlar. Niye? Bir kere Santos'u getirmeyin dedik. Sebebi şu. Portekiz'de son 2 senesi iyi değil. Polonya'da durumu iyi değil. Modası geçmiş bir antrenör getiriyor.
modası geçmiş antrenör demek, modası geçmiş oyunu oynatmaya çalışırdı. Sorunları çözemez demek. O sorunları çözemiyor, çözemeyecekti yani. O kendi emekliliğini yaşamaya gelmiş buraya. İstanbul'u güzel şehir. Ya öyle, öyle olmaz. Anladım. Buraya, bu buraya gelecek hoca bu değil mi? Birinci gün karşı çıktım, karşı çıkmaya devam ederim yani. Bu hocalarla olmaz yani, böyle bu tür hocalarla. En ben onun yaşından dolayı asla konuşmuyorum. Anladım dediniz. Antrenörlük felsefesinden dolayı. Hmm. O zaman her zaman Lüçescu'yu getirin derdim yani. Yaşı kaç olursa olsun. Çünkü kafası ve düşünceleri yeni olan, modern olan adamlar bunlar. Yaşına başına bakmadan. Bunlar demode dediğin zaman birisi bugünkü futbolu oynatmıyor demektir. Anladım. Bugünkü futbolu. Bugün futbolun gereği olan bilimi ya da bir takım verilere bir gereği olan teknikleri kullanmadığından bahsediyorsunuz. Eski tabii yöntemlerle hareket ediyor hala. Şimdi sen şikayet ediyorsun. Kole, Amarty, giden Erik Bali hepsi eski model stoper. Arkaya kaçarak, kalecinin önünü kapatarak, yani bak geriye kaçarak oynayan oyuncular. O da 2 hafta önce diyor ki bizim orta sahaya doğru çıkmamız lazım. Defansımızı öne çıkartmamız lazım. Santos anlatıyor. Ben bu takımın hocasısın. Rize Spor'un maçını seyrettim. Ertesi günü de Karagümrük'ten oynadınız değil mi? Arada evet, bir kupa maçı var. Sen yapacaksın orayı. Sen diyeceksin ki bak bana önermişler Feyenoord'un stoperini. Ben Trauner'i nasıl Şenol Hoca önerdiyse şimdiki yönetime de önerdim. Samet Hoca'ya da önerdim, Beyaz Hoca'ya da önerdim, hepsini önerdim. Trauner'i. Trauner kimin stoperi? Feyenoord'un stoperi. Eğer birinizde birazcık akıl varsa Feyenoord modern futbolu oynayan, rakip alanda presi en yapan 4 takımdan birisi. Onu stoperin alırsınız. Öyle bir ama öyle bir şey yok çünkü kafalarında. Öyle bir vizyon yok. Başkanı kimle anlattı? Ne dediler? Bilmiyorum. Yok, siz Feyenoord'un stoperi önerdiğinizde? Yok yok, daha diyorum ki bak o stoper almadıklarına göre o daha iyi stoperleri biliyorlar. Bak ben ne diyorum, bak isim isim söylüyorum. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Feyenoord'un stoperi modern takımın futbolcunun stoperidir. Çünkü o orta sahaya çok yakın, topun olduğu bölgeye takımı çıkartan son derece akıllı bir stoper. Çabukluğu değil. Yandaki stoper 90 milyona vermezler 4 numarayı. Öteki Hansko diye bir Beşiktaş'a 5 sene önce Fiorentina'dan getirmeye çalışmıştım kiralık. Hansko diye bir stoper var. Şimdi o 97'li. Onun fiyatı oldu 40 milyon lira, vermezler. Oradan alabileceğimiz stoper kim var? Trauner vardı. Sen Şenol Hoca gelir gelmez onu önerdin. Bunlar da gelir gelmez onu önerdi. Anladınız mı? Çünkü burada Beşiktaş'ın en büyük problemi arkadaki stoper sorunları. Bu arkadaki stoper sorunlarını bugünün futbolunu oynayan bu tip oyuncular çözer. Onun için onun ismini buradan haykıra haykıra söylememin sebebi o. Anladım. Başka kim vardı? Başka vardı bir tane daha. Shakhtar Donetsk'in stoperi. Alabilirsen şimdi Botnar diye, o zaman da söyledim. Ya onların ikisini alsalardı toplam 7 milyon lira vereceklerdi. Birisinin bonservis bedeli şimdi en azından 30'a 40'a çıkardı Botnar'ın. Trauner'den de faydalanırdı. 32 yaşındaki bir stoperdi. 30-32 yaşında. O arardı bir yerde. Hem tecrübesinden hem de çok modern futbolu en iyi oynayan takımlardan birisini stoper olarak getirecektik onu. Peki. Kıt abi sözünüzü kesin. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Olur mu? Olur. Az sonra birlikteyiz Mithat Halis'te. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper
Süper Lig'de 17'de başlayan iki tane maç var. İstanbulspor Samsunspor maçı ve Kayserispor Antalyaspor maçı. İki maçta 0-0 devam ediyor. Dakika 20. Değerli dinleyiciler, 20'de de iki maç var. Bir tanesi Trabzonspor'a ait. Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Diğer maçta İstanbul'da Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta Galatasaray'ın kalede Fernando Muslera ile başlamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Barış Alper Yılmaz oynayacak. Ortasında Davinson Sanchez ve Nelson oynayacak. Sol tarafta Kaan Ayhan oynayacak. Orta sahada defansif olarak Torreira, göbekte Kerem Demirbay, iki kenarda Kerem Aktürkoğlu ile Zaha, onların ortasında Mertens, ileri uçta da Icardi ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Birazdan Laf Lafı Açıyor bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Aris bir kez daha bizimle birlikte olacak. Laf Lafı Açıyor. Mithat abi kolay gelsin, tekrar günaydın. Tekrar günaydın Özgür. Mithat abi, Sasha Boy 30 milyon euro artı 5 milyon euroluk bonuslarla transfer oldu ve iki tane hazırlık maçı yapacak Galatasaray Bayern Münih'le. Bu maçlarında gelirinin %50'si Galatasaray'a aktarılacak. Tabii ekstra bonus ödemeleri de var. Ne diyorsunuz, beklediğiniz bir transfer miydi? Tombala'dan çıktı çocuk. Neden tombala'dan çıktı? Hiçbirisi gavut, hiçbir antrenör veyahut kulüp de ya biz bu adamı bilerek aldık diyecek halde değil. Onun yerine 3,5 milyon euroya Lyon'dan öteki stoperi aldılar. Dubois'ı. Değil mi? Evet evet. Bunun için bir ara solda bir ara sağda falan filan derken Sasha Boy inanılmaz bir şekilde gelişerek ve de kuvvetlenerek, yani süratı ve kuvveti çok iyiydi Şampiyonlar Ligi maçında. Evet. O parayı hak ederek, fazlasıyla hak ederek gitti. Yani bu anlamda Türk futbolluğu tombala. Tombala çekiyor. Tutturursak. Burada bir tombala çıktı. Çok iyi tanıdığınız iki tane oyuncu var. İkisi de Rennes'te oynuyor. Bir tanesinin ismi Asignon. Diğeri de Truffert. Evet. Sağbek Asignon'la Truffert'in Galatasaray'a transferi söz konusu. Sağbek ve solbek. Ne diyorsunuz? Olur mu sizce? Hemen alsınlar eğer olursa. Hı-hı. İkisini de. Hem solbek sorunlarını halletmişler olurlar. Çok kaliteli bir oyuncu. Öne doğru. Aynı eskiden Lizarazu ve Manuel Amoros stilinde bir oyuncu. Hı-hı. Öteki Asignon da yetenek olarak çok daha yetenekli olduğu için Ren tarafından takımda tutuldu. 27 numaralı futbolcu sahibi vardı. Onu tuttular. 22 numaralı Asenyon'u tuttular. Kiralık gönderdiler. Sasha Boy'u. Ren o zaman. Öteki, yani Asenyon çok daha yetenekli bir oyuncu. Anladım. Yani Sasha Boy'dan daha özellikli, daha yetenekli diyorsun. Tabii. Anladım. Çok daha yetenekli. Hem fizik olarak da. Özellikleri ne Mithat abi? Bir kere bacak uzunluğu da çok iyi. Fuleleri öne doğru ve arkaya doğru olan çok kuvvetli. Yani bacak fuleleri. Şimdi bu koordinatif özelliklerinden dolayı çok daha fazla gelişebilir. Sasha Boy'u da yani defansif olarak biraz sıkıntılı gözüküyordu ama Almanya'da orada orta sahadan orayı kapatırlar. Yani o Almanya'daki oyun sistemi çok farklı olduğu için o onun hızından ve şeyinden faydalanacaklar. Onu söyleyeyim. Bu 22 numaralı Asenio'yu eğer alabilirlerse, ki ben çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Ren kendi ihtiyacı olan oyuncuları öyle kolay kolay vermez. Yani zaten zor toparladılar biraz sonuç olarak. Bu sene 10. sıralara falan düştüler yani. Geçen yıl cihelerinde değiller. Çünkü eğer kendileri kullanacaksa çok zor. Kendileri kullanmayacaksa kolay bir transfer olur. Anladım. Yani Rennes'te pazarlık yapmak gerekiyor. Rennes'te bütün maçları oynamıyor bildiğim kadarıyla Asignon. Ama orada 3 tane daha adam var. Doğru söylüyorsunuz ve çok maç var. Yani sezon içerisinde çok maç yapıyorlar Rennes. 20-25 arasında maç oynadığı zaman iyidir yani. İyidir. Asignon diye mi telaffuz ediliyor Mithat abi? Nasıl? Oyuncunun ismi nasıl telaffuz ediliyor? Asignon. Yoksa nasıl Asignon. Olur? Asignon. Sen nasıl okuyorsan öyle söyle. Asignon. Peki.
Sen nasıl okuyabiliyorsun? Herkes Diagne çok ne diye adamın ismini tuttular. Adamın ismi Diagne'ydi. Evet. Doğru. Peki Truffer nasıl bir sol bek? Yine aynı takım. Truffer de demin söylediğim gibi sol bek olarak böyle Lizarazu diye Bayern Münih'te oynayan bir sol bek vardı. Tamfer sol bek derler. O bu oyuncular bacakları çok kuvvetli. Öne doğru. Mithat abi duyabiliyor musunuz? Öne doğru demiştiniz en son. Öne doğru o Dampfer tipindeki oyuncularda. Onun için yani. Çok enteresan bir oyuncu. Enteresan. Öne doğru. Anladım. Yani Galatasaray bu oyuncunun transferine talipse bu oyuncunun transferi içinde hiç zaman kaybetmeden yapsın bu transferi bitirsin diye düşünüyorsunuz. Tabii iki transferi de iki transferi anladım. Hem sağ bek hem sol bek sorununu çok rahatlıkla çözebilecek oyuncular. Dampfer oyuncuları Lizaraz İni'ye örnek gösterdik. Eski futbolu bilenler bilir. Yani bunlar kolay kolay çalınmayamazlar. Çalınmayadıkları bir zaman bile çok rahat geri dönerler. Geriye dönüşleri serttir. O zaman kolay kolay ortaya attırmazlar, şut attırmazlar yani. Onun için bu özellikleri çok enteresan yani oradan. Oradaki şeyleri çok daha iyi olur. Yani zaten Angelino sıkıntılıydı. Yani o bölgede çok sıkıntı yaşadığı için de Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabilir yani. Peki. Bu önemli tespiti hem Asignon'la ilgili olarak hem de Truffer'le ilgili bu önemli tespiti Galatasaray'ın transfer gündemindeki iki oyuncu sevgili Mithat Halis yaptı. Mithat abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi çalışmalar, iyi günler. Laf lafa açıyor. Değerli dinleyiciler, Atletico Madrid Belçikalı orta saha oyuncusu Arthur Vermeulen'i transfer etti ve bugün basına tanıttı. Futbol kariyerine Belçika'nın Liers takımında başladı. Sonrasında Antwerp'e geçti. 2022-2023 sezonunda Antwerp'te A takıma yükselen Vermeulen bu sezon 32 maçta süre aldı. Forma giydiği karşılaşmalarda 2 tane gol attı. Oyuncu çok genç, 18 yaşında orta sahada oynuyor. Gol pası vererek de üretken bir oyuncu haline geldi. Antwerp kulübünde, Antwerp'te 6 tane gol pasıyla oynadı ve Atletico Madrid'in yeni orta saha oyuncusu oldu. Çağlar Soyuncu'nun transferinde Fenerbahçe bu sabah saatlerinde resmileştirmişti. Çağlar da Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı son derece mutluyum dedi. Maksimum maçı oynayarak tekrar Atletico Madrid'e dönmeyi amaçlıyor Çağlar Soyuncu sezon sonunda. Tabii Euro 2024'te milli takımımızda 11'de olması için de maksimum ölçüde oynaması lazım. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.